Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım mı? Aykut Sinan şeyi aradın mı abi sen? Eyvallah. Geçen hafta Hazreti Ebubekir Efendimizle Hazreti Ömer'i konuştuk. Aslında biraz hata da ettik, çok da uzattık. 3 saate yaklaştı geçen hafta. Birer birer konuşabilirdik. Tabii ara ders diye düşünmüştük. 12 dersle başlamıştık. Şu an itibariyle 16'ya çıktı. Çünkü bu hafta sadece Hazreti Osman'ı konuşacağız. Her hafta söyledim galiba, istisna olmadı. Bu hafta da böyle başlayalım. Geçen haftaki ders bizim derslerimizin ikinci bölümüydü. İlk yarıyı, bu ikinci yarıyı için konuşmuştuk. Ve geçen hafta Hazreti Ömer Efendimizin şehadetiyle birlikte bitirdik. Üçüncü halife olarak Hazreti Osman'dan bahsedeceğiz tabii. Hatırlarsanız Hazreti Ömer Efendimiz'e halifelik için bir isim isteniyor. Hazreti Ömer'den bir isim isteniyor ve o da vermiyor. İnatla isteniyor. O da inatla vermiyor ilk gün itibariyle. Bıçaklandığı gün itibariyle. Öğleden sonra artık öleceği kesinleşince insanlar tarafından, o zamanki tıbbi şartlar da belli. Çünkü 7 bıçak az değil, 7 bıçak yarası. Ve kanama bile doğru dürüst durdurulamamış. Sürekli bayılıp duruyor. Tekrar ayılıyor, yine bayılıyor. Fakat ısrarla da Hazreti Ömer'e gelip bir halife isteniyor. Tabii Hazreti Ömer'e bu kadar ısrar edilmesinin en önemli sebebi 10,5 yıl yaptığı hilafette, geçen hafta söylemiştim, abartmaya eğilimli bir anlatım değil bu. Ya da ben öyle bir üslup kullanmıyorum. Abartsak da belki yakışır ama galiba kelimenin gerçek anlamıyla kusursuz bir yöneticilik gösterdiği için, mükemmel kararlar verdiği için, dikkat ederseniz ki zaten sizler daha evvelden biliyordunuz, biz sadece birer kompozisyon olarak bunu söyledik, ilk defa duymuyorsunuz sonuçta. Hazreti Ömer'in çalıştığı insanlara bakarsanız hepsi hem Resulullah zamanında çok önemli, değerli isimlerdir, hem de bulunduğu görevde, o 10 yıl boyunca bulunduğu görevde de çok müthiş işler yapmış insanlardı. Hazreti Ömer bu kabiliyetinden dolayı galiba iyi bir yönetim, yani mükemmel bir yönetim sergilemişti. İşte o yüzden insanlar da çok ısrarla bir karar daha bekliyorlar. Yani eğer Ömer hilafet için bir isim verirse yine iyisini verecektir diye. İlk gün akşama kadar, 3. günün sonunda vefat etti Hazreti Ömer. İlk gün akşama kadar ısrar edince, şimdi biz dersin ilk kısmını, belki ilk yarım saatini bu Hazreti Osman'ın sonuçta halife seçileceği bu sürece ayıracağız. Çünkü bu haftayla aslında Şii-Sünni meselesine de girmiş olacağız ama bugün itibariyle adı geçmeyecek. Ama haftaya inşallah devam ettiğimizde buradan başlayacağımızı göreceksiniz. Bu Şura meselesi o kadar, 2014 yılı, 1435 yıl, o kadar karmaşık bir mesele ki, bütün hikaye burada başlıyor aslında. Yani bizim yıllardır, yüzyıllar boyunca dinlediğimiz bütün hikaye, bugün dünyanın, Müslümanların ikiye ayrılmış olması Şia-Sünni olarak, bu Şura meselesinden başlayacak. O günün gecesinde Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf çok ısrarla geliyordu Hazreti Ömer'e. Abdurrahman bin Avf biliyorsunuz önemli bir sahabedir. Resulullah'ın sürekli yanında olan ilklerdendir. Rivayetle cennetle müjdelenen 10 kişiden de biridir. Ve Hazreti Ömer'e gece vakti gelir ve bize bir isim ver der. Hazreti Ömer o günün akşam saatlerinde, ısrarla bir isim isterseniz o benim oğlum Abdullah ve amcamın oğlu Said. Bu ikisi olmayacak demişti. Gece vakti Abdurrahman bin Avf'la konuşurken bu isimlere dikkat edin.
Yani bugün konuşacağımız isimlere dikkat edin. Bunların hemen hepsi devam eden 1400 yıllık süreçte üzerinde ihtilaf olan isimlerdir. İmanen değil, siyaseten. Hani biz Hristiyan'ı, Yahudi'yi konuşurken sıra İslam'a gelecek, o zaman biraz can da sıkıcı olacak demiştim. Tam bu hafta bu anlatacaklarımdan bahsediyordum. Abdurrahman bin Af gece, daha sonradan kendi anlatır, Hazreti Ömer'e bize bir halife söyle deyince, Hazreti Ömer de benim kafamdaki adamların üçü öldü der. Eğer o üçü yaşasaydı onlardan birini mutlaka söylerdim der. Onlardan biri Ebu Ubeyde, Resulullah'ın sırdaşı olduğu bilinir. Biri Muaz bin Cebel, Ensar'ın en büyük isimlerindendir. Diğeri de Salim diye aslında tarihte hiç adı geçmeyen bir köle. Dikkat edin, Hazreti Ömer yaşasaydı Yemame Savaşı'nda, geçen hafta konuşmuştuk, Yemame Savaşı'nda şehit oldu Salim. Eğer yaşasaydı yerime Salim'i atardım diyor. Ne gördüyse onda artık. Bilinmez. Yani Hazreti Ömer bu sözü söylediği için üzerine bazı bilgiler mevcut. Fakat bu üçü yok diyor. Eğer bu üçü yoksa öyleyse benim aklımdaki tek isim sensin diyor Abdurrahman bin Affa. Dikkat edin. Halife olacak tek isim sensin diyor benim kafamda. Abdurrahman bin Af da eğer sen ben burada olduğum için söylemiyorsan, gerçekten buna beni layık görüyorsan, gerçekten sen 10 yıl boyunca hiç hatalı karar vermedin, demek ki beni layık görüyorsun, öyleyse ben bu işte olurum diyor. Abdurrahman bin Af, Hazreti Ömer Efendimizin bıçaklandığının ilk gecesi. Fakat bir şartla kabul ederim diyor. Bana şimdi çok doğru bir şekilde söyle. Tavsiye eder misin, etmez misin? Hazreti Ömer etmem diyor. Tavsiye etmem. Abdurrahman bin Af, o zaman ben yokum diyor bu işte. Ben halife olmayacağım. Hazreti Ömer bir müddet düşün, ondan sonra söyle. Eğer tamam dersen senin adını vereyim yarın diyor. Sabah namazına kadar Abdurrahman bin Af gider gelir ve en sonunda sabah namazında gelir Hazreti Ömer'in kulağına, ben bu işte yokum der. İlginçtir. Hazreti Ömer'in kararı Abdurrahman bin Af'tı. Reddettikten sonra ikinci günün öğle namazından sonra Hazreti Ömer'e gelirler. Bir isim düşündün mü? Tabii gece olan bu hikayeyi kimse bilmiyor. İkili arasında, çünkü Hazreti Ömer madem ki kabul etmedin, öyleyse sana hiç teklif etmedim farz et diyor. Kimseye de söyleme. Fitne çıkacak. Bu defa ısrarla isim isteyince tekrar, öyleyse diyor bir şura kuralım. Bu şuranın içinde kimler olsun? Bakın dikkat edin şimdi buradan sonraya. Ben buraya yazayım. Çünkü ilk defa da aklınıza gelmeyebilir. Hazreti Ömer'in isteğiyle, onun emriyle daha doğrusu. Şura'ya giren 6 kişi şuydu. Geçen hafta söyledik galiba, değil mi? 1. Hazreti Ali. 2. Hazreti Osman. 3. Talha bin Ubeydullah. Kalem yok galiba, değil mi? Ertuğrul. 4. Yazmıyor. Sad bin Ebu Vakkas. İyi olurdu ya bir kalem olsaydı. Bu silinmiyor değil mi yazdıktan sonra? Silmişler abi. Ben az önce bayağı uğraştım. Ama silmiyor demek. Eyvallah. 4 Sa'd bin Ebu Vakkas. 5 Abdurrahman bin Af. 6 Zübeyir bin Avvam. Bunun bir önemi var. Buraya yazma sebebim de bu. Hazreti Ömer'e niçin bu altı diye sorduklarında, ki aslında sormuyor, fakat Hazreti Ömer kendisi bu altılı
Dikkatle dinleyin lütfen. Bu altılı şuraya girsin, halife bunlardan biri seçilsin. Şuraya başkalarını sokmak isterseniz ben bilmem. Sokarsanız sokun. Ancak benim şartım bu altının bu şurada olmasıdır. Eğer nedenini sorarsanız ben Allah Resulü'nün bu altılı için bunlar cennettedir dediğini duydum diyor. Şimdi bu altılının o gün itibariyle, Hazreti Ömer'in vefat ettiği gün itibariyle Medine'deki toplam Müslümanların en eski altılısı olduğu bilinir. Resulullah'ın en yakın adamlarıdır. Ha, bu altılının haricinde de bu kadar eski olan bazı Müslümanlar vardı. Fakat Hazreti Ömer, ben bunları Resulullah'ın cennette benimle olacaktır dediğini duydum diyor. Aşere-i mübeşşere diye bir tabir vardır bizde. Cennetle müjdelenmiş onlu demektir o. Müjdeli onlu demektir. Sahih bir kaynak değildir. Büyük ihtimalle bu altılı Hazreti Ömer'in bu lafından dolayı aşere-i mübeşşere oluşturuldu. Çünkü bu altıdan kalan dördünden biri Hazreti Ömer'dir, etti 7. Biri Hazreti Ebu Bekir'dir, etti 8. Biri Ebu Ubeyde idi, Hazreti Ömer o yaşasaydı onu seçerdim demişti. O şehit olmuştu, etti 9. 10. da Sabit bin Zeyd'dir, Hazreti Ömer'in amcaoğludur. Hazreti Ömer onu yasakladı, şuraya girmeyecek dedi. Çünkü neden Abdullah ya da Sabit girmesin şuraya dediklerinde, eğer bu hayırlı bir iş ise hilafet, benim ailem adına yaptım, bize yeter. Eğer şerli bir işse bizden bir kurban yeter. İkincisini istemiyorum der. Fakat bu altılıyı anlatırken Allah bana sorarsa ben Resulullah'ın bunlar cennettedir dediğini duyduğumdan söyledim bunları diyor. Şimdi bunun üzerine biraz duracağız. Bu şuranın üzerine biraz duracağız. Bu altılı çağrılır. Fakat Talha bin Ubeydullah o gün itibariyle Şam'daydı. Ticari bir amaç ile Şam'daydı. O yoktu. Malum o günlerde de gelmeyeceği, yakın bir zamanda gelmeyeceği açık. Bu beşli çağrılır Hazreti Ömer'in yanına. Ve durum bunlara söylendikten sonra, farklı insanlar da var, bunu duyan bir sürü insan var. Bunlar Hazreti Ömer o sıra bir baygınlık yine geçirir. Çünkü ağır bir bıçak darbesi var üzerinde. Bu insanlar tartışmaya başlıyor. Hemen o an tartışmaya başlıyorlar. O kadar tartışıyorlar, o kadar bağırışıyorlar ki. Bakın dikkat edin. Ben bunu Taberi'den, Vakıdi'den, Belazuri'den, Muhammed Emin Yıldırım Hoca'dan, Ahmet Cevdet'ten. Şimdi o kadar üzerinde oynanmış bir süreçten bahsedeceğiz ki. Bu şura ve bundan sonra devam edecek olan 3 gün. O kadar sancılı ki 3 gün sadece. Hangi kaynak doğruyu söylüyor, hangi kaynak doğruyu söylemiyor, onu bile ayırt etmek çok zor. Çünkü kaynakların birçoğu Şia-Sünni makası açıldıktan sonra yazılmış. Ve eğer adam Şia tarafındaysa Şia filtresiyle bu mevzuyu anlatmış. Eğer Ehl-i Sünnet tarafındaysa Ehl-i Sünnet bakışıyla bu mevzuyu anlatmış. Ama hikaye hep buradan başlıyor. Ben bunlar arasında... Anlatıcı benim. En mantıklı geleni tercih ettim. Benim anlatacaklarım, isimler üzerinde bir şüphe yok da, birazdan anlatacaklarım, aralarında seçtiğim ve bana da karakterleriyle örtüştürdüğümde en mantıklı gelen yolu anlatacağım. Ama göreceksiniz ki yer yer farklı şeyler söyleyeceğim. Tam aksini iddia edenler de var. Bakın, o kadar bağırışmaya başladılar ki diyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah Subhanallah diye bağırdı diyor. Daha halife ölmedi. Böyle olunca Hazreti Ömer tekrar uyandı diyor o sese. Ve hemen Ebu Talha el-Ensari'yi çağırdı diyor. Ebu Talha el-Ensari'yi ben bir yerde görmedim. Muhammed Emin Yıldırım'a baktım. Onun Siyer Vakfı'nda isimleri var hepsinin. Ebu Talha için Muhammed Emin Hoca şöyle diyor. Ömer'in Ensari olan ikiz kardeşi gibi karakteri diyor. İri yarı, güçlü, kuvvetli, çok dikkatli bir adam. Allah ondan razı olsun. Çok böyle asabi de bir adam. Ve hiç affı yok yani. Tevhidde Allah hakkında, Resulullah hakkında hiç affı olmayan bir adam. Hazreti Ömer diyor ki hemen bana Ebu Talha'yı çağırın. Ve Ebu Talha geliyor.
Hazreti Ömer diyor ki yanına en iyi 50 adamını al. Tam tekmil kılıçla kuşandır ve buraya gel. Ebu Talha hemen gidiyor. O sıra bakın ikinci gün oluyor bu öğle saatlerinde. O sıra oğlu Abdullah'ı sen de git Ayşe'ye izin iste. 3 günlüğüne evi bize boşaltsın. Halife onun odasında seçilecek. Çünkü Hazreti Ayşe'nin evi ile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri biliyorsunuz aynı yer. Resulullah vefat ettikten sonra araya bir perde çekmişti Hazreti Ayşe. Perdenin arkasındaydı Resulullah. Yani ayrı bir binaya falan geçmedi Hazreti Ayşe. Bu nitekim Hazreti Ebu Bekir vefatından sonra da oraya gömüldükten sonra gittiniz gördünüz. Yine bir perdeyle yaşıyordu. Dedi ki o bölgeyi, o kalan kısmı bize bıraksın. Biz halifeyi orada seçeceğiz. Hazreti Peygamber'in odasında seçtirmek istiyor. Hani insanlar o zaman belki tartışırken daha müeddep olurlar diye. Çünkü bir defa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vefat etmeden önce bir şey yazdırmak istemiş. Anlatmayacağım burada. Konu uzayacak çünkü. Ve insanlar tartışmaya başlamış. Tartışanlardan biri de bizzat Hazreti Ömer'dir. Resulullah da vefatından birkaç gün öncedir. Çok ateşlidir ve Resulullah bir baygınlık anından kalkacak. Peygamberin huzuru tartışma huzuru değildir diyecek. Hepiniz çıkın buradan diyecek. Ona binaen Hazreti Ömer diyor ki Ayşe'nin evinde seçilsin. Hazreti Ayşe bunu kabul ediyor tabii. Ve Ebu Talha geliyor. 50 adamıyla. Hazreti Ömer diyor ki evin etrafını ve mescidin etrafını 50 adamınla saracaksın. Hiç kimse girmeyecek içeri. Hiçbir şartta girmeyecek içeri. Bu altılıdan başka. Hiç kimse hiçbir şartta odaya girmeyecek. Ve siz ey işte filancalar 3 gün süreniz var. Ben öldüğüm andan itibaren 3. günün gecesinde halifeyi seçmiş olacaksınız. Bu iş 4. güne kalmayacak. Bu işteki hassasiyeti ve ivediliğe dikkat edin. Bu iş 4. güne kalmayacak. Ve Ebu Talha'ya dönüp diyor ki, ya Ebu Talha, bu altılı. Hazreti Ömer o sıra Talha'nın orada olmadığını bilmiyordu. Bu altılıdan 5'i bir isim üzerine kalır. Biri beyat etmezse odadan çıkmadan kafasını vuracaksın. O adam odadan dışarı çıkmayacak. Sana gelip diyecekler ki biz 5 kişi beyat ettik, bir isim bulduk. Bu ondan değil, o oradan dışarı çıkmadan öldürülecek. Eğer 4 kişi kalırsa, ikisi aykırı bir şey söylerse o ikisi öldürülecek. Ve bunda Hazreti Ömer Ebu Talha'nın kesinlikle tereddüt etmeyeceğini biliyor. O anda o işi yapacağını biliyor. Çünkü kendi gibi biri. Çünkü Hazreti Ömer olsaydı yapardı. Eğer 3'e 3 kalırlarsa, o zaman benim oğlum Abdullah hakem olsun. Çünkü Abdullah'ı çok istiyorlardı. İlla diyorlardı ki Abdullah halife olsun. İlk gün itibariyle. Bütün tartışma Abdullah'ın üzerineydi. Çünkü diyorlar ki Ömer gibi bir adamın oğlu ve Resulullah'ın kucağında doğup da büyümüş bir ilim almış. Ondan almış direkt ilmi. Biliyorsunuz biz hep 3 Abdullah'tan bahsederiz. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah, İbni Mesud Abdullah ve İbni Ömer Abdullah. Bu üçünden bahsederiz. Resulullah'ın 3 mirası derler buna. Diyor ki eğer 3'e 3 kalırsanız Abdullah hakem olsun. Diğerleri de duyuyor mu içeride? Evet, herkes duyuyor bunu. Mescidin içinde. Eğer Abdullah'ı ben öldükten sonra bu halifenin oğludur deyip de beri kılmak isterseniz, Abdullah'ı dinlememek isterseniz hakkınız var. O zaman Abdurrahman bin Af hangi taraftaysa o tarafın dediği olacak. Anladınız mı? Yani bir isim üzere eğer 3'e 3 kalırsanız Abdurrahman bin Af'ın dediği olsun. Abdurrahman bin Af'ın içinde bulunduğu takımın dediği olsun. Çünkü Abdurrahman bin Af'a zaten hilafeti bizzat teklif ediyor gizlice. Abdurrahman bin Af kabul etmiyor. Burada birçok rivayet var ki ben nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hiçbirinin hakkına giremem. Ama hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır onu da bilmiyorum. Bizim en sahih dediğimiz kaynaklar arasında ben ortalama Taberi'yi kabul ediyorum. Taberi'ye şöyle bir bakarsanız İslam üzere, İslam tarihi üzerine konuştuğumuz birçok meselenin %80'inin bu adama ait olduğunu
Allah ondan razı olsun. Taberi'ye ait olduğunu görürsünüz. Biz fark etmeden birbirimize anlattığımız İslami hikayelerin 80% Taberi'nin derlemesidir. O yüzden Ehl-i Sünnet'in ve Şia'nın da önemli bir kısmının en ciddi olarak kabul ettiği adamdır Taberi. Çünkü Taberi bildiğimiz Buhari'yi, Tirmizi'yi ilk şey yapanlardan. Taberi'ye göre şimdi ben daha henüz bu şurada neler olduğunu söylemeden önce ben birkaç bir şey söyleyeyim. Taberi'ye göre olanları söylüyorum. Dediğim gibi burada bu kadar hassasiyetle durmamın önemi bu hafta ve bundan sonraki 3 hafta boyunca belli olacak. Hazreti Ömer'e, Taberi'ye göre Abdurrahman bin Avf bu altılıdan benim olmayacağım açık diyor. İkinci günün gecesinde. Yakın arkadaşlar onlar. Ben olmayacağım. Peki sence bu altılıdan en layık olan kimdir? Hazreti Ömer diyor ki Ali'dir. Bu altılıdan en iyisi layık olan Ali'dir. Sen olmayacaksan Ali'dir. Ama Ali'yi iki sebepten dolayı ben seçmezdim. Çünkü Abdurrahman bin Avf, madem sen Ali'yi görüyorsun, bana teklif ettin. Ben kabul etmedim. Ali'ye teklif edeydin. Ben seçmem diyor Hazreti Ali'yi. Taberi'ye göre konuşuyorum, dikkat edin. Ali'yi ben seçemezdim diyor. Niye sen seçemiyorsun? Birincisi Ali Haşimoğullarındandır. Ve Ümeyye oğullarıyla Haşimoğulları Mekke'nin en büyük iki kabilesiydi. Ve bunlar yüzyıllarca birbiriyle savaşmışlardı. Birbirleriyle sürekli rekabet halindeydi. Ümeyye oğulları daha ziyade ticaretle uğraşırdı, daha güçlülerdi. Korkarım ki ben Ali'yi seçseydim, Ümeyye oğulları diyecekti ki iş döndü, dolaştı, çünkü Resulullah'ın amcasının oğludur. Yine geldi Haşimoğullarına. Hatırlayın, Ebu Bekir Efendimiz Teymoğullarındandı. Hazreti Ömer Adıyoğullarındandı. Eğer Ali'yi ben seçersem, diyecekler ki döndü, dolaştı, tekrar geldi Haşimoğullarına ve Ümeyye oğulları Ali'yi rahat bırakmayacak. İkinci sebebe gelirsek, buraya dikkat edin. Ali, Resulullah'ın vefat ettiği ilk günden beri hilafet için çok hırslı. Sevmedim ben bu işi diyor. Bu ilginç bir bilgidir. Ali hilafet için çok hırslıydı diyor. O günden bugüne hep hırslı. Taberi veriyor bunu. Peki diyor başka? Abdurrahman bin Avf. Peki başka? Ali olmasa o zaman Sad'dır diyor. Sad bin Ebu Vakkas. Resulullah'ın dayısı gelir. Öz dayısı değil, dayısı diyelim. Yani annesinin amcaoğlu. Sad bin Ebu Vakkas Hazreti Ömer'in halifesiydi. Küfe halifesiydi. Ve ordular komutanıydı. 10 yılın 6 yılında ordular komutanıydı Halid bin Velid'le birlikte. Bir cephenin komutanı Halid bin Velid, bir cephenin komutanı Sad bin Ebu Vakkas'tı. Daha sonra Hazreti Ömer Sad bin Ebu Vakkas'ı 5. yılında halife yaptı. Küfe'ye vali yaptı. Çünkü Küfe'nin komutanıydı Sad. Hatırlayın Küfe'yi, onun elinden alsana Rukiye. Hatırlayın halifeyi. Hazreti Ömer'den bahsederken Küfe'nin bir karargah olduğunu, aslında Küfe diye bir şehrin daha evvelden olmadığını, Hazreti Ebu Bekir'in Küfe'yi bir şehir yaptığını söylemiştik. Onu yapan adam Sad bin Ebu Vakkas'tır. Kadisiye, Nihavend savaşlarındaki zaferi veren adam Sad bin Ebu Vakkas'tır. Daha sonra Küfe'ye vali yapmıştı. Fakat Hazreti Ömer'in bir uygulaması vardı. 4 seneden başka bir valiyi aynı yerde 4 seneden fazla tutmuyordu. Son senesinde Sad bin Ebu Vakkas'ı görevinden aldı. Yerine Muhire bin Şube'yi koydu. Muhire bin Şube'yi hatırlar mısınız? Hazreti Ömer'i öldüren Firuz'un ev sahibi. Resulullah'ın şeyi. Bir sahabesi. Ben Sad'ı kötü bir adam olduğundan, layık olmadığından valilikten almadım. O benim geleneğimdir. Ben bir adamı 3 ya da 4 yıldan fazla tutmazdım orada. Sad'ı o yüzden aldım. Ali'yi seçmeyeceksem Sad'ı seçerdim diyor. Çünkü Sad iyi bir adamdır. Peki Sad diyeydin öyleyse, ama o da diyor çok asker kafalıdır. Bakın dikkat edin bunlara. Hazreti Ömer'in
Ferasetine de dikkat edin. Bunu ben yakıştırmıyorum ha. Vallahi böyle diyor. Taberi de böyle diyor. O da asker kafalıdır diyor. Şimdi dikkat ederseniz ben buraya getirmeyeyim ama hep askerden çekti yani dünya ne çektiyse. Peki başka? Eğer saf olmayacaksa Abdurrahman bin Avf gitti. Ali'yi seçmiyor. Sad'ı seçmiyor. O zaman Osman'dır diyor. Osman'ı seçeydin. Ama Osman da akrabalarına karşı çok zayıftır. Korkarım ki Osman gelse Ümeyye oğulları ümmetin başına bela olacak. Talha ve Zübeyir için bir şey yok. Taberi'de bir şey yok. Hazreti Ömer'in yaptığı tahlil bu. Fakat Belazuri'de yapılan bir tahlilde bu hikaye aynen böyledir. Taberi'nin kestiği yerde Belazuri ve Vakıdi şöyle devam ediyor. Ya Talha, Talha çok kibirlidir. Ya Zübeyir, Zübeyir de çok cimridir. Bunlar ehli sünnet kaynakları. Ben okuduğumu söylüyorum. İnanmayan bakar. Kaynakları da veriyorum. Şu ana kadar söylediklerim Taberi, İbn-i Cerir et-Taberi, Belazuri ve Vakıdi. Yerinizde olsam, eğer bilmiyorsanız bunları internetten bir açarım. Kimmiş bu Taberi diye bir bakarım. Göreceksiniz ki 100 olayın 80'ini bize aktaran adamdır Taberi. Bizim ehli sünnet diye bildiğimiz. Camilerde anlatılan, hoca efendilerin konuştuğu kaynakların 100'ün 80'i Taberi'ye aittir. Kalanı Belazuri, Vakıdi, Makrizi, İbn İshak, İbn Habib, İbn Hişam. Bunların hepsi o dönemden. Ama Taberi en eskisi ve en büyük çalışmayı yapmış olandır. Asım Köksal'ı açın Taberi çıkar karşınıza. İşte eşim orada. Dün akşam ya da evveli akşam bir İslam tarihi kitabı var bizde. Kime ait o? Kimin o kitap? Hatırlamadım şimdi. Açtım. Nasıl? İbrahim Hasan. Açtım. Hep Taberi, Taberi, Taberi. Ne dedim ben Rukiye? E dedim bunu okuyacağım. Taberi'yi okuyayım yani. Niye buna vakit harcayayım? O kadar yani. Taberi, Talha ve Zübeyir'le olan kısmını aktarmamış. Ama diğerleri... Talha çok kibirlidir, Zübeyir de çok cimridir. Hilafet gelmez. Hazreti Ömer böyle diyor diyor. Aynı kaynakta peki diyorlar oğlun Abdullah o kadar insanlar istiyor. Hanımını boşayamıyor diyor. Ne halife olacak o? İnternete baktım hanımıyla arasında bir problem mi vardı da? Belki Hazreti Ömer kızıyordu. Asabi adamdır malum. Yok bir şey bulamadım. Ama Belazuri'de verilen bu. Hanımını boşayamıyor o daha diyor. Siz de diyor getirdiniz önemli bir yere koydunuz Abdullah'ı. Hazreti Ömer'in meseleye bakışı böyle. Bu altılıyı seçmesinize Abdurrahman bin Avf devamında. E öyleyse madem hepsine bir kulp taktı. Madem bu kadar niye bunları şuraya koydun? Hazreti Ömer diyor ki ya her birinde birer kusur ben gördüm. E bende kaç tane kusur var? Sende kaç tane kusur var? Kusursuz olan öldü diyor zaten Resulullah. O öldü. Ondan sonrası hepimizde var bir şey. Ama bir numaraya Hazreti Ali'yi koyar. Biz buradan devam edelim. Üçüncü günün sabahında Hazreti Ömer Efendimiz şehit oldu. Bakın son ana kadar... Hazreti Ömer 7 bıçakla yarı baygın, yarı ayık bir şekilde yaşıyor ve son ana kadar hala hilafet derdinde. Ebu Talha'yı organize ediyor. Diğerlerini organize ediyor. Nasıl olacak, kim nasıl yapacak, bütün usulü belirliyor. Ve bu şura o gün hemen girer. Hemen Hazreti Ömer Efendimiz defnedilir. Onun emri üzerine hiç diyor siz taziyede filan bulunmayacaksınız. Gelin defnedin ve hemen diyor odaya kapanın. Benle uğraşmayın. Benim oğlum Abdullah onu işleri görecek. Hemen girin. O sırada Amr bin As. Dikkat edin. Amr bin As Hazreti Ömer'e geliyor. Ben de gireyim şuraya. Hazreti Ömer o kadar sinirleniyor ki. Sen Resulullah'a kılıç çekmiş adamsın iki savaşta. Resulullah'a kılıç çekmiş bir adamı ben o şuraya koyar mıyım ya diyor. Sen bunu nasıl gelip bana bunu söyleyebiliyorsun? Kendini falakaya yatırmış zaten.
Geçen hafta konuştuk. Ben Resulullah'a kılıç çekmiş adamı o şuraya koyar mıyım? Sen beni hiç mi tanımadın da buraya geliyorsun? Şura toplandığında Abdurrahman bin Af'la Talha bin Ubeydullah Şam'daydı. O Hazreti Ömer de Hazreti Peygamber'i öldürmeye gidiyor ya. Ona bakarsan. Öyle Müslüman oluyor. Ama sonuçta savaşmıyor onlarla. Ama yani hani Müslüman olduktan sonra Hazreti Ömer'in mantığına çok uyumuyor gibi geldi. Yok, ben tam uyduruyorum. Sonuçta savaştılar ama. İman etmedi. Yani Hazreti Ömer savaşmadı. Öldürmeye gidiyordu, iman etti. Ama sonuçta bir eylem içine girmedi. Veli ashabından başkaları var mıydı abi? Veli ashabı. Nerede başkaları var mıydı? O vardı. Çok vardı. Veli ashabından muhtemelen yani. Çok yani şu anda ilk anda şu vardı diyemem ama yani sonraki mesela Ammar bin Yasir vardı. Çok vardı yani Ebu Musa el-Eşari vardı. İlk anda aklıma gelenleri söylüyorum. Bu altılıyı ben Resulullah'ın bunlara cennette benimledir dediğini duyduğum için diyor. Ben onları seçtim. Ve Mughire bin Şube ile Amr ibnil As hemen cenaze sonrası eve kapanırken bu beşli, Talha yok aralarında. Bakıyorlar onlar da yaklaşıyor. Tabii hemen askerler, Ebu Talha'nın askerleri evin etrafını sarıyorlar. Bakıyor onlar yaklaşıyor. Sad bin Ebu Vakkas biraz bekliyor. Bu dörtlü içeri giriyor. Sad bin Ebu Vakkas dışarıdan öyle Amr bin As'a bakıyor. Ama Amr bin As gitmiyor. Halbuki girmesi yasak. Herkes biliyor bunu. Ebu Talha da orada dimdik duruyor askerleriyle. Sen ne duruyorsun burada? Halife sana gerekeni söylemedi mi diyordun? Gitsene buradan. Bakıyor ki hala oyalanıyor Amr bin As orada. İfade aynen böyle. Diyor ki sen ne kadar diyor cin fikirli, hin fikirli bir adamsın. Bir şekilde ya girerim, giremesem de gidip insanlara girdim diye yalan söylerim diye düşünüyorsun değil mi diyor. Dikkat edin, daha sonra haftaya olan derste Amr bin As bazı olayların tamamen kahramanı olacak hepiniz biliyorsunuz. Bakın Hazreti Ömer bir tersledi. Bir gün sonra Sad bin Ebu Vakkas ters diyor. Adamı tanıyorlar. Bu arada komutan. Tabii. Girseydin, girecektin. Giremezsen de gidip insanlara o gün orada ben de vardım diyecektin değil mi diyor. Ebu Talha bu adama dikkat et. Hiçbir şekilde sokma bunu. Artık içeri girerler. Şimdi anlatacağım hikaye, yani olaylar, rivayetler iki kaynaklıdır. Tamamı iki kaynaklıdır. Biri Misver. Misver'i hatırlar mısınız bilmem. Hazreti Ömer baygındı. Biri ben onu uyandırırım deyip kulağına gidip salah. Namaz vakti ya Ömer demişti. Hazreti Ömer de uyanmıştı. Namaz kılmadım ben diye. Onu bağıran Abdurrahman bin Af'ın yeğeni Misver'dir. Şimdi anlatacağım. Bu şuranın içindeki dönen olaylardan, kaynaklardan biri Misver'dir ve Abdurrahman bin Avf'ın öz yeğenidir. İkincisi de Ebu Mihrer. Bu da o dönem yaşayan o askerlerden biridir. Orada görevli olan askerlerden biridir. Şimdi meselede Buhari'ye de baksanız, Kütüb-i Sitte'ye de baksanız, yani o diğer beş kaynağa da baksanız, Taberi'ye ya da az önce saydığım tarihçilere de baksanız, bu ikisine dayanıyorlar. Daha sonra farklı isimler de var fakat ilk rivayetler bu isme dayanır. Bu iki isme dayanır. Ve bu iki isim arasında bazı noktalarda 180 derece farklı yorumlar var. Daha sonradan Şia-Sünni meselesinde bunlar daha anlam kazanacak. İkisi arasında bazı noktalarda çok farklı yorumlar var. Misfer'e göre daha bir tutarlı gibi görünüyor. İçeri girdikleri gün tartışmaya başlıyorlar. O kadar tartışmaya başlıyorlar ki dışarıdan askerler seslerini duyuyor. Ara ara Abdurrahman bin Af Resulullah'ın yanındayız. Sakin olun. Ve o günün akşam saatlerine yani ikindi vaktine namaz için de çıkmıyorlar. İkindi vaktine yakın Abdurrahman bin Af ayağa kalkar. Der ki aranızda halifelik işinde ben yokum diyen var mı? Kimseden ses çıkamaz. Abdurrahman bin Af iyice bekleyip emin olduktan sonra evet hepsi istiyor.
Abdurrahman bin Avf der ki ben yokum. Kesin olarak ben yokum. Talha da zaten yoktu. Hazreti Ömer'e de diyorlar ki Talha yok. Diyor ki Talha 3 gün içinde gelecek. Yani ben öldükten sonra 3 gün içinde gelebilecekse Talha'yı bekleyin. Gelmeyecekse Talha'yı beklemeyin. O gitti. Kaldı mı 4? Hazreti Ali, Hazreti Osman, Zübeyir bin Avvam, Sad bin Ebu Vakkas. O gün bir anlaşma çıkmaz. O gün tek çıkan Abdurrahman bin Avf ilan eder. Ben yokum. Ve çıkar der ki ben nasıl olsa yokum. Benim hakemliğime hepiniz razı olacak mısınız? Hazreti Osman çıkar der ki ben razıyım. Sen Allah Resulü'nün iyi bir dostuydun. İyi bir kulsun. Senin hükmüne ben razıyım. Sad bin Ebu Vakkas der ki ben de razıyım. Bu ikisini görünce Zübeyir bin Avvam der ki ben de razıyım. Hazreti Ali'ye sıra gelince Hazreti Ali der ki elini vicdanına koyup Kur'an'a göre ve sünnete göre akrabalık bağlarını kayırmadan hakemlik yapacağına yemin edersen ben de razıyım. Ama bu şartı koşan tek kişidir Hazreti Ali. Bu her iki kaynağa göre de bu şu ana kadar aynı. Abdurrahman bin Avf yemin eder. Ondan sonra Hazreti Ali der ki ben de razıyım. Ve o gün öyle biter. Şimdi Ebu Minhef'in kaynağı aktarmasına göre diyor ki oradan çıkınca diyor Abdurrahman koşa koşa gitti diyor. Oraya birazdan geleceğiz. Akşam evlerine gidiyorlar. Sabah bir daha gelecekler. Hazreti Ali diyor evine gireceği zaman amcası Abbas, Resulullah'ın amcası Abbas, Hazreti Ali'nin de amcası. Ali'ye dedi ki ne oldu? Ali dedi ki diyor bizden gitti. Hilafet bizden gitti. Seçtiniz mi? Yok daha seçmedik. Peki sen neye göre böyle söylüyorsun? Diyor ki Abdurrahman dedi ki ben bu işte yokum. Abdurrahman'ın amcasının oğlu Sad'dır. Sad bin Ebu Vakkas öz amca çocukları Abdurrahman bin Avf'la. Ve Abdurrahman kim? Abdurrahman bin Avf Hazreti Osman'ın kız kardeşiyle evli. Bunlar akraba diyor. Bunların üçü bir olursa Zübeyir benden tarafa olsa bile diyor zaten ağır basıyorlar. Hatta Talha olsaydı o da benden tarafa olsaydı yine üçe üç kalacaktık. Abdurrahman'ın olduğu taraf kabul edilecekti. Yine gitti. Yani bu iş bizden gitti diyor. Ertesi gün Abdurrahman bin Avf sabah gelmiyor. Ama Hazreti Ali de yine bizden diye konuşuyor. Bizden gitti diyor. İfade bu. Bak bizden gitti diyor. Ne anlıyorsanız. Bu Minhef'in, Ebu Minhef'in verdiği rivayettir. Fakat başka bir kaynak da yok bak. Bizden gitti diyor. Artık ne anlıyorsanız. Ertesi gün Abdurrahman bin Avf Şura'ya geç gelir. Her iki kaynağa göre de ve daha sonraki bütün kaynaklara göre de Abdurrahman bin Avf gider Medine sokaklarında dolaşmaya başlar. Diyor ki Taberi zenginlerle konuştu, fakirlerle konuştu. Askerlerle konuştu, sivillerle konuştu. Hafızlarla konuştu, katiplerle konuştu. Erkeklerle konuştu, kadınlarla konuştu. Yaşlılarla konuştu, çocuklarla konuştu. Osman'la Ali arasında kalsanız kimi seçersiniz? Soru hep bu. Şimdi kaynaklardan biri diyor ki, ağır bir şekilde Osman çıktı. Kaynaklardan diğeri diyor ki Osman'ın esamesi geçmedi, Ali çıktı. Böyle diyor. Ve benim açıkça bildiğim Medine'de yani şu bilmem kaç yıldır benim bildiğim Medine'de herkes Ali tarafındaydı. Ama bilmiyorum bak bir grup Osman ziyade çıktı, bir grup Ali ziyade çıktı diyor. Yani bir grup derken bu iki kaynak. Ve Abdurrahman bin Avf geliyor. Zübeyir'e diyor ki sen de biliyorsun, ben de biliyorum, halife de biliyordu ki bu iş Osman'la Ali arasındadır. Sen de böyle düşünüyor musun? Zübeyir diyor Allah biliyor ya ben de öyle düşünüyorum. Bu iş Ali ile Osman arasında. Sen arasında kalsan kimi seçersin? Misver'e göre Zübeyir Ali'yi diyor, Ebu Minhef'e göre Zübeyir Osman'ı diyor. Bunlara şimdi tebessüm ediyoruz. Sonra on binlerce Müslüman bunlar yüzünden ölecek.
şundan 10 küsur yıl sonra 10 binlerce Müslüman. Cemel Vakası'nda bir rivayete göre 10 bin kişi, bir rivayete göre 30 bin kişi öldü Müslümanlar arasında. Artık ben bilemiyorum ki bir taraflı mıdır bu anlatılanlar, tarafsız mıdır? Ama iyi bir tahlil yapmak elzemdir. Yapanlar da var, tanınmıyorlar. Birine göre Zübeyir diyor ki Ali'dir, birine göre diyor ki Osman'dır. Sad bin Ebu Vakkas'a diyor ki, sen, Sad diyor ki, sen kimi söylersen ben ondanım. Bu her iki kaynağa göre de böyle. Sad bin Ebu Vakkas, sen kimi söylüyorsan ben ondanım. Peki fikrini söyle diyor. Ben Ali'den tarafayım diyor Sad. Ben olsam Ali ise, yani benim gönlüm Ali'den tarafa. Abdurrahman bin Af da diyor ki, aslında benim gönlüm de Ali'den tarafa. Ama Ömer haklı bir şey söyledi. Ali gelirse bu iş Ümeyye oğulları, Haşim oğulları rekabetine dönecek. Ama benim gönlüm de Ali'den tarafa. 3 gün böyle geçer. İnanın çok uzun mevzular ben atlıyorum. Bir kısmını da anlatırken unutuyorum. Ama bile bile atlıyorum birçoğunu. Çok uzun. 3. günün akşamında mescide doğru giderler. Abdurrahman bin Af bir tarafına Hazreti Ali'yi, hadi şunu da diyeyim, Misver'i 3. gün akşam evlerine gidince Abdurrahman bin Af yatsı vakti yeğeni Misver'i çağırıyor. Ali ile Osman'ı bana çağır diyor. Misver diyor ki, önce Ali'yi mi çağırayım Osman'ı mı? Fark etmez diyor, git çağır. Misver önce Ali'ye gidiyor, Hazreti Ali'ye gidiyor. Abdurrahman seni çağırdı diyor. Hazreti Ali ile dışarı çıkınca Hazreti Ali diyor ki, önce beni mi çağırmanı söyledi, önce Osman'ı mı çağırmanı söyledi. Misver diyor ki, kararı bana bıraktı, senin evin bana daha yakındı. Ha öyleyse bir ima yok burada diyor. Misver, Hazreti Ali mescide doğru giderken Misver Hazreti Osman'ın evine gidiyor. Abdurrahman seni çağırdı. Beraber çıkıyorlar. Hazreti Osman diyor ki, önce beni mi çağırdı, Ali'yi mi çağırdı? Neyse işte fark etmez dedi. İkisi geliyor. Şimdi birazdan sabah namazı kılınacak. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlamış. Gecenin sabaha yakın bölümü. Abdurrahman bin Af ikisini karşılıklı alıyor yanına. Ayaktalar. Dönüp Hazreti Ali'ye diyor ki, eğer halife olursan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolundan gideceğine, Kur'an'ın yolundan gideceğine, Ebu Bekir ve Ömer'in yolundan gideceğine ve bu noktada, bu uğurda hiçbir tereddütte bulunmayacağına, hiç tereddüt içine düşmeyeceğine söz verir misin? Diyor ki, Hazreti Ali biraz durdu, dedi ki, ilmim ve bilgim yettiği sürece Allah'ın izniyle söz veririm. Döndü Osman'a dedi ki diyor, sen söz verir misin Osman? Kesinlikle söz veririm dedi diyor Osman. Ve o sıra insanlar kalabalıklaşmıştı. Döndü diyor, ellerini tuttu. Osman'ın elini kaldırdı diyor, Halife Osman'dır dedi diyor. Abdurrahman bin Af. Bu andan itibaren herkes Allahu Ekber demeye başladı. Ve koşup diyor Hazreti Osman'ın diyor elini sıkıp beyat etmeye başladılar diyor. Muhammed Emin Hoca'ya göre ilk beyat eden Hazreti Ali'dir. Yani Muhammed Emin Hoca şöyle anlatır. Osman'ın elini kaldırdı, Halife Osman'dır dedi. Hemen diyor Hazreti Ali dizlerinin üstüne çöktü. Ben dedi Osman'a beyat ediyorum. Bir şey mi kaçırdın Abdurrahman bin Af'a? Sen seç diye şey mi verdiler? İzin mi verdiler bunlar? Tabii. Zübeyir de, Sad bin Ebu Vakkas da iş geliyor Abdurrahman bin Af'a. Yani yarı yarıya kalsalar da matematik Abdurrahman bin Af'ın kararına getiriyor işi. Ve Abdurrahman bin Af da diyor ki, ben diyor gittim sokaklarda, Osman Ali diyor, başka bir isim yok. Ve Sad diyor ki, ben Ali'den tarafayım, Zübeyir diyor ki, ben Osman'dan tarafayım. Ama bu kaynaklardan biri Zübeyir'in de Ali'den tarafayım dediğini söylüyor. Yani ibre hep Hazreti Ali'ye dönük. Hep Hazreti Ali'ye dönük. Hazreti Ali de o an Abdurrahman bin Af'ın kendi elini kaldıracağından emin aslında. Ama Abdurrahman bin Af Hazreti Osman'ın elini kaldırıyor. Muhammed Emin Hoca diyor ki, ilk tebrik eden, ilk beyat eden
Ali oldu diyor. Ama Taberi'ye göre Ali diyor dizlerinin üstüne düştü. İnsanlar Allahu Ekber diye bağırmaya başladı ve hemen beyat etmeye başladı. Ve bir izdiham oldu. Herkes seviniyordu. Hazreti Osman o sıra 70 yaşında tam. Seviniyordu. Ve bir eli hala Abdurrahman'ın elindeydi. Hala havadaydı. Ve Abdurrahman Ali'nin gözlerinin içine baktı. Epey bir süre geçti. Ali beyat etmedi. Ve Abdurrahman Fetih suresinden, Abdurrahman bin Avf, Fetih suresinden şu ayetleri okudu. Şüphesiz ki her kim söz verdiyse, Allah için Allah'a söz verdiyse ve sözünde durursa kendi kazançlıdır. Sözünden dönerse kendi hüsrandadır. Ali'nin gözlerine baka baka bunları Fetih suresinden bunu okuyunca diyor Ali ayağa kalktı. Yürüdü. Osman'ın elini tuttu. Ben sana beyat ediyorum dedi. Sonra dönüp Abdurrahman bin Avf'ın gözüne Taberi böyle anlatıyor. Hile ki ne hile. Dedi ve gitti diyor. Birkaç saat sonra akşam olunca artık Abdurrahman diyor o beyat işleri bitince diyor Ali'nin evine koştu. Ya Ali, sen benden şüphe mi ettin? Ben sana hile mi yaptım? Deyince Hazreti Ali, Misfer o ikisini çağırmadan hemen önce olan bir olayı anlatıyor. Bu her iki kaynakta da geçiyor. Amr bin As. Misfer, Hazreti Ali ile Hazreti Osman'ı çağırmadan hemen önce Amr bin As gidip Hazreti Ali'ye diyor ki, bugün bütün gün akşam vakti Abdurrahman'la beraberdik. Gönlü senden tarafa. Aslında Hazreti Ali de böyle olduğunu biliyordu. Gönlünün Hazreti Ali'den taraf olduğunu biliyordu. Gönlü senden tarafa. Seni seçecek. Ama senin çok hırslı olduğunu düşünüyor. Eğer sana sen bu işi hakkıyla yerine getirir misin diye sorarsa getiririm deme. Çok hevesli durma. Sana tuzak bir soru soracak. Biraz dur, inşallah de. Devam edip Hazreti Osman'ın evine gidiyor. Diyor ki, Abdurrahman'ın gönlü senden tarafa. Ama Osman çok mülayimdir. İyi karar verebilir mi, onu bilmem diye düşünüyor. Eğer sana bu işi hakkıyla yerine getirir misin diye sorarsa, kesin getireceğim de. İkisine de giden Amr bin As'tır. Çünkü Abdurrahman bin Avf Hazreti Ali'den bu hikayeyi duyunca koşarak Hazreti Osman'ın evine gider. Amr sana geldi mi? Geldi. Bunu dedi mi? Dedi. Bu adamda nasıl bir kafa var diyor. Ümeyye oğullarından mı? Değil. Onun hikayesi başka. Konuşacağız inşallah. Ve Ebu Vail diye o dönem gelmiş, o dönem yaşamış, daha sonra Hristiyanken Müslüman olmuş, tabiindendir çünkü Resulullah'ı görmemiş ama o dönem yaşamış. Daha sonra Müslüman olmuş ve gelip Medine'ye ikinci gün, halifenin seçildiğinin bir gün sonrası gelip Medine'ye Abdurrahman bin Avf'a ben herkesten Ali'yi duyuyorum, seni de biliyorum, sen nasıl Osman'ı seçtin deyince Abdurrahman bin Avf diyor ki vallahi benim bir suçum yok. Ben Ali'nin gözünün içine baktım. Elini de tuttum, kaldıracaktım ama Ali tereddüt etti. Osman'a baktım, Osman dimdik ayaktaydı, ben de Osman'ı seçtim. Ali yaptı bu işi diyor. İşte Hazreti Ali, hile ki ne hile derken Amr bin As'tan bahsediyor. O gün Hazreti Osman halife seçildi. Şimdi biraz geri gidip Hazreti Osman'dan biraz bahsedip İslam Medine öncesinden, halifeliğinden öncesinden biraz bahsedip sonra ara verelim. Ne kadar oldu bu arada ders başladı? Ben saate bakmadım. 45 dakika falan. Kaç? 45 dakika falan. 50 dakika. Bir ara verelim öyleyse. Tamam. Bir 10 dakika ara verelim. Şöyle bir bahsedelim. Fil suresi diyorum. Fil olayından 6 yıl sonra dünyaya gelmiş. İlk Müslüman olanlardandır. Medine'de Şam tarafında ticaretteyken bir gün bir rüya görür ve hızlı bir şekilde Mekke'ye döner. Rüyasını teyzesine anlatır. Teyzesi de
yakın arkadaşın Ebu Bekir'e git der. Ve Hazreti Ebu Bekir'e rüyayı anlatır. Hazreti Ebu Bekir de senin zamanın geldi der. İlk Müslümanlardandır. Ve Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Hazreti Ebu Bekir onun elinden tutar ve Allah Resulüne götürür. Ve Resulullah çok sevinmiş. Çok sevinmiş. Çünkü Ümeyye oğullarının reisidir. Ve Ümeyye oğulları az önce de söylediğim gibi Mekke'nin en zengin ailesidir. Muhammed Hoca'nın verdiği rakama göre, o da Taberi'den almış yine, babası öldüğünde Hazreti Osman'a 3 milyon dinar nakit para bırakmış sadece. Bu çok büyük bir rakam gerçekten. Ve Hazreti Osman'ın Müslüman olması ilk 10'dan, ilk 15'tendir. Büyük olay olmuş. Yani Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Hamza'dan, Hazreti Ömer'den çok daha büyük olay olmuş. Hazreti Osman gibi birinin çok sevilen bir adamdır. Eskiden beri İslam'dan önce de haya sahibi çok efendidir. İnsanlar çok sever ve çok zengindir. Bir kafile gönderdiği zaman bütün Mekke ayrı bir kafile gönderirmiş. Kervan. Hazreti Osman'ın kervanı tek başına gidermiş. Bütün Mekke'ninkinden daha büyüktü diyor. Biliyorsunuz Ebu Sufyan o zamanlar bu işleri düzenlerdi. Ebu Sufyan'ın yılda iki defa giderlerdi. O dönüşlerinden biri Bedir Savaşı'na sebep oldu. Ebu Sufyan'ın topladığı, bütün şehirden topladığı kervanı Osman tek başına gönderiyordu diyor. En zengini. Ve babası ölmüş, amcası var. Amcası Hazreti Osman'ı çok sever. Amcası kimdir? Hakem bin As'tır. Birazdan, dikkat edin bu isme, birazdan karşımıza çıkacak. Mervan'ın babasıdır. Ve Hazreti Osman Müslüman olunca baba, amcası Hakem, Hazreti Osman'ı bir iple bağlar. Der ki sen onu bırakana kadar, ben Muhammed'e inanmıyorum diyene kadar seni buradan çözmeyeceğim. Hazreti Osman da ben öyle duygusal pek beceremiyorum anlatmayı. Hazreti Osman da hayır der, ben bırakmayacağım der. Ve üçüncü günden sonra amcası bakar ki Hazreti Osman kararlı ve onu çözer. İyi bir Müslümandı tabii. Resulullah'ın hep en yakınlarından biridir. En yakında duranlardandır. Yaşı da zaten Resulullah'a yakındır. Ve Mekke'deki ağırlığı öyledir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, geçen hafta bahsetmiştik birçok Müslüman Hazreti Ebu Bekir vesilesiyle Müslüman olmuştu diye. Hep beraberler. Biz tefsir derslerinde okumuştuk. Mesed suresi, Tebbet suresi indikten sonra Ebu Leheb ve karısı o kadar sinirleniyorlar ki sen bizi milletin ağzına mı dolayacaksın bundan sonra diye. İki oğlu Utbe ve Uteybe Resulullah'ın Ümmü Gülsüm ve Zeynep, Rukiye ve Zeynep iki kızıyla evliydi. Ebu Leheb'in iki oğlu, Resulullah'ın iki kızıyla evliydi. Bu sureyle birlikte Ebu Leheb iki oğlunu boşattırdı. Kızlarınızı, kadınlarınızı boşayacaksınız dedi. Ve özellikle Rukiye'nin kocası o kadar bunu aşağılık bir şekilde yaptı ki ben kızı başka biriyle gördüm dedi. Bu Resulullah'ı o kadar üzüyor ki bu iftira. İlginçtir. Belki biri ikiyi geçmez. Şimdi söyleyeceğim şey. Resulullah ya Rabbi köpeklere yem olsun diye lanet eder. İlginçtir. Yıllar sonra Resulullah'ın ifadesi Arapça köpeklere, cehennem köpeklerine yem olsundur. Birkaç sene sonra bir kervan sırasında uyurlarken gece aslan gelir, adamı parçalar ve başka hiç kimseye dokunmadan gider. O adam öyle ölür. Adam da zaten Uteybe hayvanı görünce bu beni öldürmeye geldi. Muhammed bunu diyordu diye bağırıyormuş o sıra. Resulullah tabii o kadar yıkıldı ki millet zaten malzeme arıyordu aleyhissalatü vesselam efendimize hakaret etmeye, alay etmeye. Kızın adını lekelediler. Hemen Hazreti Osman koşarak der ki ya Resulallah izin verirsen ben evlenirim. Resulullah da Rukiye'yi Hazreti Osman'a verdi. Hazreti Osman Rukiye ile evlendi. Hicrette ilk gidenler arasındaydı. Ama ondan önce şunu söyleyelim. Rukiye ile evlendikten sonra amcası Hakem bir daha bastırır. O kızı boşayacaksın, o kız kirli diye.
boşayacaksın diye. O kadar baskı yaparlar ki Hazreti Osman aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelir der ki izin ver ben Habeşistan'a göç edeyim. Biliyorsunuz Habeşistan göçünü anlatmayacağım uzunca. Ve 16 yanında 16 kişiyle birlikte Habeşistan'a giderler. Habeşistan'da 3 ay kaldıktan sonra haber gelir ki derler ki bütün Mekke Müslüman olmuş. Resulullah kral olmuş. Sevinerek geri dönerler ki durum hiç öyle değil. Tam tersi işkenceler başlamış. Hakaretler derslerde okumuştuk. İşkencelere dönmüş, ölümlere dönmüş. Bu defa Hazreti Osman ya Resulallah ben Habeşistan'a gideyim der. Bu defa yanına 100 kişi alır. 100'ünün de masraflarını kendi karşılar. Ve tekrar Habeşistan'a giderler. Bu defa 3 yıl kalacaklar. Daha sonra 3 yıldan sonra tekrar gelirler. Eşiyle birlikte. Ve hicretten haberleri olmuştur çünkü. Daha sonra hicrete, Medine'ye hicret ederler. İlk giden kafiledendir. Hazreti Osman Bedir'de yoktu. Hatırlayın biz daha önce bunları konuşmuştuk. Peygamber savaşları derslerinde de konuşmuştuk. Sahabenin, biz şimdi onlar için yıldızlar diyoruz. Öyleler şüphesiz. Ancak onlar kendi aralarında kimin daha üstün olduğunu belirleyecek ayraçlarından en büyüğü savaşlara katılıp katılmamalarıydı. Yani bir Müslüman savaşa katıldıysa o diğer Müslümanların nezdinde önemli bir insan oluyordu. Özellikle de Bedir biliyorsunuz. Hazreti Osman Bedir'e hazırlanıyordu. Fakat eşi Rukiye ateşlenmeye başladı ve Hazreti Osman durumun iyi olmadığını anlayınca Resulullah'a gelir ağlar. Ben çok katılmak istiyorum ama Rukiye iyi değil. Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz sen karına bak diyecek. Ve dönüp insanlara mescitte çünkü birazdan hareket edecekler. Osman aramızda gibidir diyecek. Bunu daha sonra Hudeybiye'de de yapacak Resulullah. Osman aramızda gibidir ve Osman benim vekaletimdedir. Ve ganimet gelirse eğer hatırlayın savaşa gitmemişlerdi. Kafileyi yağmalamaya gitmişlerdi. Ganimet gelirse Osman hakkını alacak. Sadece o Hazreti Osman için geçerli bir şey değil. Gerçek sebebi olup da gelemeyen birkaç Müslüman vardı. Resulullah herkesi çağırmamıştı. Onlar için de aynısını söylemiştir. Uhud'a katıldı Hazreti Osman. Ancak mizacı öyle yiğit, yani çok kahramanca, iyi dövüşen biri değildi. Geri saflardaydı. Ve Resulullah'ın öldü haberi dağıldığında Uhud'da, biliyorsunuz Muhammed öldürüldü diye bir yaygara koparıldı. Bir grup sahabe elinden kılıçları attı, savaşmadı. Dediğim gibi çok daha duygusal anlatılabilir, hakkıdır. Çok daha anlamlı olur. Yani Enes bin Nat bakıyor bir grup Müslüman savaşmıyor, oturuyor. Siz niye savaşmıyorsunuz? Resulullah ölmüş. O öldükten sonra biz yaşayıp ne yapacağız? Gelsinler hepimizi öldürsünler diyecekler. Aralarında Hazreti Osman var. Fakat ayet çok şiddetli gelecek. Size ne oluyor ki diyecek. Allah'ı bıraktığınızda Resulullah için mi savaşıyorsunuz? Hatırlayın. Resulullah bir gün ölse gerisin geri dönecek misiniz? O kadar şey olacak ki ayet daha sonradan Allah onları affetti diyene kadar Hazreti Osman evinden dışarı çıkmayacak. Ki arada yaklaşık 2 hafta kadar var. Yani Uhud'dan sonra geri dönecekler. Zaten mağlup olmuşlar. Musab Efendimiz, Hamza Efendi en önemlisi Hamza ordu komutanı. Resulullah'ın sağ kolu şehit olmuş. Allah-u Alem o yaşasaydı bu hikayeler böyle olmazdı. Çünkü o saygı noktasında ne Hazreti Ömer ne Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Hamza gibi değildir saygı noktasında. Müslümanlar ondan cüssesinden filan değil, Resulullah'ın bile lafını dinlediği adam olduğu için, amcası olduğu için ve Bedir'de komutan olduğu için, Bedir o kadar önemli, Müslümanlar ondan çekinirlerdi. Resulullah bile ondan çekiniyordu. Eğer Hazreti Hamza yaşasaydı, Allahu Alem bu hikaye tamamen farklı bir hikaye olurdu. Hazreti Hamza gibi biri şehit olmuş. Diyor ki Resulullah o kadar ağladı ki diyor, Hamza'yı yıkamaya gerek kalmadı diyor yani. Onun gözyaşları yetti diyor. Kimse bu orada savaşı bırakanlar bu işten kendilerini mesul tutmuşlar. Ve gelip Resulullah'ın yüzüne bakamıyorlar. Yani biz yenildik bizim yüzümüzden. İşte bir amcan Hamza şehit oldu bizim yüzümüzden. Ta ki Allah onları affetti diye ayet gelince Ali İmran suresinde Hazreti Osman gelir ve Resulullah'a af diler Resulullah'tan. Bedir'den döndükten sonra Bedir'e gitmemişti Hazreti Osman.
Bedir'den döndükleri gün Resulullah adeti üzere hiçbir yere uğramadan, miğferini çıkarmadan direkt mescide giderdi. İki rekat namaz kılardı biliyorsunuz. Resulullah namaz kıldıktan sonra Hazreti Osman orada iki gözü iki çeşme, çünkü o sırada karısı ölmüş. Yani saate vurursak 1-2 saat önce karısı ölmüş. Resulullah'ın da o zamana kadar en sevdiği kızı Rukiye. Yani o kadar ki Hazreti Osman'la Rukiye evleneceği zaman biri geliyor Resulullah'a, gelini damadı görmüş. Böyle ağzı kulaklarında adamın, ya Resulullah diyor, şimdi diyor düğünden geliyorum. Resulullah gülerek, hiç bu kadar güzel gelin ve bu kadar yakışıklı damat görmedin değil mi diyor. Vallahi tam bunu diyecektim ya Resulullah diyor. Rukiye öldükten sonra gömüyorlar ve Hazreti Osman o kadar ağlıyor ki, Resulullah önde ağlıyor, o arkada ağlıyor. Resulullah dönüp, kızım Ümmü Gülsüm var, onu al diyor. Çünkü Hazreti Osman'a bu kadar ağlama dedikten sonra, ölüm haktır dedikten sonra Hazreti Osman ona diyecek ki, ben hem karımın ölmesine ağlıyorum, hem de seninle olan akrabalığımız gitti, ona ağlıyorum. Resulullah da Ümmü Gülsüm'ü al diyecek. Ve bu defa onunla evlenecek. Fakat Ümmü Gülsüm de bir iki sene sonra ölecek. O da ağır bir ateşlenecek ve o da ölecek. Fakat Ümmü Gülsüm'le evlenmeden önce de Rukiye'den olma Abdullah, Hazreti Osman'ın oğlu Abdullah, o ölecek. Ondan sonra Ümmü Gülsüm ölecek. Resulullah'ın zaten iki oğlu da ölmüştü. İki kız, iki oğlan, bir torun. Beşi de ölüyor. Ümmü Gülsüm öldükten sonra yine aynı manzarayla o kadar ağlıyor ki Hazreti Osman, Resulullah dönüp 40 tane kızım olsaydı, 40'ı peşi sıra ölseydi 40'ını da sana verecektim diyor. Ama bende yok artık. Başka kızım yok diyor. O kadar seviyor Hazreti Osman'ı. Bilirsiniz Ümmü Gülsüm'le evlendikten sonra lakabı Zinnureyn oldu. Daha önce Ebu Abdullah derlerdi. Daha sonra Zinnureyn. Yani iki defa nurlanmış. Resulullah'la iki defa, kızıyla iki defa evlenmiş. Tabi bu Resulullah'ın Hazreti Osman'a verdiği önemdir. Çünkü o kızları daha sonra Hazreti Fatma da dahil olmak üzere Hazreti Ebubekir isteyecek, Hazreti Ömer isteyecek, Hazreti Ali, herkes isteyecek, Resulullah vermiyor. Hazreti Ömer biliyorsunuz, kızı bana ver diyor Fatma'yı. O da diyor olmaz, onun sahibi var, öyleyse benim kızımı al diyor. Çünkü seninle akraba olacağız mutlaka diyor. Sonra Hafsa'yı veriyor. Evlilik meselesi pek bizdeki gibi değildir Arap toplumunda. Neyse konumuz bu değil. Hazreti Osman her defasında, ravi diyor ki Enes bin Malik, Resulullah diyor bir şey danışacağı zaman diyor, mutlaka Ebu Bekir ve mutlaka Ömer olurdu. Üçüncüsü de hep diyor Osman olurdu. Hep diyor Osman olurdu. Her zaman yanındaydı. Her olayda Hazreti Osman'ı tutardı. Ama savaşlarda, seriyelerde Hazreti Osman yoktur. Uhud'a katıldı. Sonraki savaşlarda da yoktur. Resulullah geriye bırakıyordu, vekil bırakıyordu. Hudeybiye, Müslümanlar Umre için Mekke'ye gidecek. Ve Hudeybiye'ye gittiniz mi? Biz bir grupla gittik. Kimle gittik? Beraber gittiğimizde bir grupla gittik Hudeybiye'ye. Ha, hiçbiri burada yok. Orhan abi, Kenan abi. Eyvallah. 25 kilometredir. Biliyorsunuz hızlıca geçiştireceğim. Oraya geldiklerinde önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir haberci gönderir. Haberciyi orada yakalarlar, devesini öldürürler. Habercinin amacı Hudeybiye'ye, yani niçin Müslümanların niçin Mekke'ye geldiği, savaşmaya gelmiyoruz. Biliyorsunuz kına yakmışlardı hayvanlara, o bir adetti. Yani savaşa gelmiyoruz diye için. Hatırlayın Umre'de şey yoktur, kurban kesme yoktur. Ama Resulullah her Müslüman 1400 kişi 1400 koyunla geldiler oraya. İyi niyetli olduklarını göstermek için kına yakarak geldiler. Haberci bunu söyleyecek fakat dinlemiyorlar ve habercinin devesini öldürüyorlar. Bir şekilde haberci kaçıyor ve geri gelip Resulullah'a durumu anlatıyor. Bu defa Resulullah Hazreti Ömer'i çağırıyor ve git onlara durumu anlat deyince Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah ben giderim. Ama beni biliyorsun. Onlar ters konuşur ve ben savaşırım. Ben ölürüm, sorun değil. Ama
bu kadar adam geri dönmek zorunda kalır. Yani bizim amacımız barış, ben o işi bozarım. Benim sana daha iyi bir teklifim var. Kim? Osman. Burası Hazreti Osman'ı anlatmak için önemli bir noktaydı. Çok önemli bir noktaydı. Hazreti Osman beraberinde 9 kişiyle tam 10 kişi Medine'ye giderler. Mekke'ye giderler. Tabi Hazreti Ömer niçin Hazreti Osman'ı söylüyor? Devamında hızlı anlatıyorum. O yüzden böyle kopuk oluyor. Bağışlayın, anlatmam gereken çok farklı şeylerle sonraki meseleler var hilafet dönemin için. Osman orada sevilir, nüfusludur ve Halim Selim'dir. Barış adamıdır, barış dilini iyi bilir. Ben savaş dilini iyi bilirim ya Resulallah. Osman'ı gönder. Deyince Resulullah doğru söylüyorsun deyip Hazreti Osman'ı 9 kişiyle beraber gönderdi. Hazreti Osman oraya gittiğinde Resulullah'a diyorlar ki ne güzel şimdi Osman diyorlar Kabe'yi bizden önce görüyor. Çünkü belki savaş olacak. Hiç göremeyecekler yani. Huda'yı bir yerinde savaş olacak. Şimdi tavaf da eder. Resulullah diyor ki sanmam ki Osman biz orayı tavaf etmedikçe tavaf etsin. Hazreti Osman içeri girdiğinde Ebu Sufyan amcası Hakem Hazreti Osman'ı tabii ihtiram seviyorlar yani Hazreti Osman'ı. Ebu Sufyan da amcasının oğlu Hazreti Osman'ın. Öz amcasının oğlu. O da Ümeyye oğullarından. Sen başkasın diyorlar. Biz oraya anlaşmak için Süheyl'i göndereceğiz. Hazreti bakıyor ki Ebu Sufyan, Hazreti Osman sürekli Kabe'de gözü. Kabe'nin yanındalar, sürekli Kabe'de. Git diyor, ne yapmak istiyorsan yap, tavafını yap. Hazreti Osman diyor ki Resulullah yapmadan ben yapmam. Bakın bu, ben mi zorluyorum bilmiyorum. Ama zorladığımı düşünüyorsanız lütfen katılın buraya. Bu bugün herhangi bir niyetle Müslümanlara yapılan tekliflerdir. Arap gider Amerikan gider Suud'u yanına alır, İran'a vurdurur. Atıyorum çağ içinde Türkiye yanına alır, diğerine vurdurur. Pakistanlı'yı yanına alır, bununla vurdurur. Ona bir teklif verir. Ona her zaman diğerinden bir fazla verir. Ve böylece onu orada dummy olarak kullanır. Kukla olarak kullanır. Müslüman, Hazreti Osman'ın o tavrı gerçekten önemli bir tavır. Yani ben işi duygusal anlatmak istemiyorum, pek beceremiyorum da. Ama burası bizim siyaseten nasıl davranmamız gerektiği noktasında çok önemli. Hazreti Osman'ın Resulullah tavaf etmeden, sahabe tavaf etmeden, ben burayı tavaf etmem deyip, bilmem kaç senedir özlemini duyduğu, 9 senedir görmediği Mekke'ye, ki gözü hep orada Kabe'de, tavaf etmeden geri gelmesi, bizim için tavaf önemli bir şey ama onlar için hayatlarının gerçek manada bir parçasıydı. Çünkü Emir Hocam da çok anlatır. Ebu Cehil bile güne başlamadan 7 tavaf yapıyor. 23 tavaf yapıyor, doğru mu? Yani Kabe onlarda aynı zamanda hayatın bir parçasıydı. İslam öncesinde de değerliydi. Yani Resulullah'ın bile hicrette Hazreti Ebu Bekir'le giderken geriye dönüp son tepede, ki yine Hudeybiye tepesidir o son gören yerdir, dönüp ağlayarak Allah biliyor ki seni sevdiğim kadar hiçbir şeyi sevmiyorum. Ama senin insanların beni rahatsız ediyor. Beni rahat bırakmıyorlar. Deyip ağlaya ağlaya gidiyor oradan. Hazreti Osman'ın, yani Hazreti Osman'a verilen o teklif, bize verilen hadi bir biletini vereyim de bir hacca git gibi bir teklif değil o. Ama Hazreti Osman'ın Resulullah tavaf etmeden ben tavaf etmem demesi, Müslümanların bir bütünlük göstermesi açısından çok önemli. Çünkü bugün böyle değil. Bugün İsrail ile Mısır anlaşıyor işte. İsrail Gazze'ye vuruyor. Bu aynıdır. Ben öyle görüyorum dedim. Gerçekten samimiyetle farklı görüyorsanız söyleyin. Sen çok zorluyorsun deyin. Ama vallahi ben böyle görüyorum. Sisi ile Netanyahu'nun ona bir adım fazla imtiyaz göstermesi Gazze'yi vurmasını Mısır'ın gözünde meşrulaştırıyor işte. Ama Hazreti Osman buna mal vermiyor. Ve Resulullah adamını o kadar iyi tanıyor ki göreceksiniz Osman tavaf etmeden gelecek diyor. Fakat biliyorsunuz haber gelir ki Osman şehit edilmiş. Haberci bunu söyleyince Resulullah birden ayağa kalkar. Yemin edecek misiniz der. Bakın ifade böyle. Yemin edecek misiniz? Sinan bin Sinan. Hemen Resulullah'ın yanında. Yemin ediyorum ya Resulullah. Ben beyat ediyorum diyor. Resulullah bütün siniriyle, bütün asabiyetiyle ve bütün dikkatiyle. Sen neye yemin ediyorsun? Birazdan ne söyleyeceksen ona yemin ediyorum ya Resulallah. Onu yapacağım. Bir daha söyle bunu. Senin kalbinden ne geçiyorsa ben şimdi ona yemin ediyorum ya Resulallah. Onu yapacağım. Daha sen söylemeden yemin ediyorum. Deyince sahabe zaten galeyana geldi.
Hepsi dedi ki biz de yemin ediyoruz. Resulullah herkesten tek tek biat aldı. Osman'ın kanını alacağız. Allah bize bugün ya zaferi ya da şehadeti verecek. Üçüncü bir şey olmayacak. Osman'ın kanını buradan almadan gitmeyeceğiz. Hepsi dedi ki ben yemin ediyorum. Üzerine Fetih suresi geldi. O gün o ağacın altında el ele koyup da yemin edenler var ya, Allah'ın eli o gün en üstteydi. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz herkesten tek tek el alarak en son bu benim elim, bu da Osman'ın elidir. Bedir'e gider gittiği günkü gibi. Bu benim elim, bu da Osman'ın elidir. Tam o elleri havadayken ravi haberci geldi, ölmemiş dedi. Ölmemiş deyince Resulullah dedi ki madem Osman geliyor, aha bu da Osman'ın elidir, ben beyat ediyorum. Osman'ın adına beyat ediyorum. Adamına güveniyor çünkü. Ve işte o öyle bir şey ki Fetih suresi biliyorsunuz Hudeybiye üzerine geldi. Kur'an'ın en meşhur surelerindendir. Ben öyle bir övgü ifadesi bilmiyorum Kur'an'da başka. O gün o ağacın altında yemin edenler var ya. Yani biz aşere-i mübeşereden emin değiliz ama o 1400 kişiden eminiz bak. Allah onların beyatını kabul etti ve en üstte de Allah'ın eli vardı. Böyle bir ifade var mı Kur'an'da bildiğiniz? Böyle bir ifade daha yok. Gerçekten yok. İşte Hazreti Osman öyle önemli. Geri döndüler. Hicri 9. yılın başıydı. Sonrasında Tevbe suresinin yaklaşık 1/3'üne gelmesine sebep olacak Tebuk seferi başladı. Hazırlıklar başladı. Heraklius orada 8 tane Müslüman, Heraklius'un bir valisi bugün Antakya bölgesinde 8 Müslümanı öldürmüşlerdi. Ve bunların 3'ü hafızdı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orduyu toplayın dedi, gideceğiz. Kime karşı? Geçen hafta konuşmuştuk. Çünkü bu sefer yarım kaldı. Hazreti Ebubekir tamamladı daha sonra. Bizans'a karşı. Fakat kıtlık zamanıdır. Elde avuçta hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Bakın Tevbe suresi Kur'an'ın 7 uzun suresinden biridir ve 1/3'ü Tebük seferinden bahseder. Bu ayet sayısını ben bilmiyorum ama çok fazla olduğunu ima eder. Ecceyşul usra, zorluk ordusu. Kur'an'daki ifadesiyle es-sa'atul usra, zorluk zamanı. Çünkü elde avuçta yok, fakat Resulullah ilginç bir şekilde çok kararlı ve ivedi orduyu topluyor. Fakat yok, hurma yok, süt yok. Hiçbir keçi koyun süt vermiyor. Ve hurma sıfır. Allah Resulü mescitte bu orduya kim yardım edecek? Hani hep iyi bildiğimiz o Ömer geldi, malımın yarısını eşime, evladıma, diğer yarısını buraya verdim ya Resulallah. Hazreti Ebubekir geldi, ben tamamını verdim ya Resulallah. Karına, çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ama yetmiyor. Resulullah diyor ki, yok mu diyor, bu zorluk savaşı için, işte ifadesi Kur'an'da geçmez. O zorluk zamanı Kur'an'da geçer. Ecceyşul osra, zorluk savaşı Resulullah'ın o sıra bir tanımlaması. Bu zorluk savaşına tasadduk edecek, yardım edecek kimse yok mu? Hazreti Osman çıkar en arkadan. O hep en arkalarda oturuyor. 100 deve ve üzerindeki bütün askerlerin masraflarının tamamı ya Resulallah. Allah senden razı olsun ya Osman. Biraz sonra başka yok mu? Hazreti Osman bir daha kalkar. 200 deve daha ve üzerindeki askerlerin bütün masrafları. Biraz sonra başka yok mu? Hazreti Osman bakıyor. Kimse de yok çünkü. Kimse ses çıkarmıyor. Bir daha 300 deve daha, etti 600 deve. Ve üzerindeki askerlerin masraflarının tamamı ya Resulallah. Deyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz ellerini kaldıracak. Yeter ya Osman diyecek. Kimseye başka bir şey bırakmadın. 600 deve, 600 asker. O zamanlar zaten Bedir'e 3 atla girdiler, hatırlayın. O zaman önemli bir şey yani. Yani belki tank abartı olur ama bugünkü ifade önemli bir şey. Yayalı asker zaten kendisi gidiyor. Ona bir şeye gerek yok.
Yeter ya Osman diyor. Ve ellerini kaldırıp ya Rabbi ben Osman'a kefilim, sen de kefil ol. Ve Osman'ın bugünden önceki ve bugünden sonraki günahlarını bağışla. Bugünden öncekini bildik de bugünden sonrası biraz imalıdır, dikkat edin. Osman'ın bugünden önceki ve bugünden sonraki günahlarını bağışla. O duadan sonra yüzlerce kişinin önünde yapıyor. Tebük seferinin, Araplar künye takmayı sever, lakap takmayı sever biliyorsunuz. Tebük seferinin Arapların nezdinde kullandıkları ifade Ceyşül Usra diyor ya Resulullah. Kur'an'da da Es-Saatül Usra diyor ya. Ceyşül Osman derlermiş. Osman donattı bütün şeyi. Rakamın hepsi Osman'dan çıktı. Yetmiyor. Osman diyor ki yayalı asker, yaya askerlerin de masrafları benden. Devam. Böyleydi. Yani infak noktaları çok güçlü, çok güçlü biri. Yani para olarak çok güçlü biri. Bitmiyor yani. Ve hiç acımıyor. Daha hicri ilk yılda bir sıtma hastalığı vardı. Ortam şeydi biliyorsunuz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i anlatırken de konuşmuştuk. Su yok. Ve bir tane Yahudinin Rume kuyusu diye Yahudinin bir kuyusu var. Su satıyordu daha hicri birinci yılda. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki yok mu bir Müslüman diyor şu kuyuyu şu heriften satın alsın. Müslümanlara da hibe etsin. Çünkü para da yok. Muhacir daha yeni gelmiş. Daha mescit yapılmış. Hemen akabindeki günler. Kimsede beş kuruş yok yani. Yüzlerce muhacir beş parasız gelmiş zaten. Ensar da parasını onunla bölüşmüş. Yok yani. Bu kuyuyu bu Yahudi'den satın alalım. Diyor ki Osman hiçbir şey demeden çıktı gitti diyor. Gidiyor Yahudi'ye diyor ki bu kuyuyu bana sat. Yahudi de diyor satarım. Sen zengin adamsın biliyor Osman'ı. Hazreti Osman. Kaç para? 50 bin dirhem. Hazreti Osman bu diyor çok. Şimdi tüccar adam tabii. Hazreti Osman için o para çok değil. Az önce anlattığımız işleri yapan babasından 3 milyon dinar, dirhem değil. 10 dirhem bir dinar yapıyor. Çok diyor. Adam da diyor ki mümkün değil düşmem. Çünkü adam biliyor ki muhtaçlar, mümkün değil düşmem. Çok ciddi bir rakam söylemiş. Hazreti Osman diyor başka bir teklifim var sana. Bir gün senin olsun, bir gün benim olsun, yarısını sat bana. Adam diyor, düşünüyor ki hem yarısını satıp peşin para alacağım ve aslında kuyunun tamamının parasını alacağım. Yani 25 bin dirhem. Kuyunun tamamını alacağım mesela. Yani paranın tamamını alacağım ama kuyunun yarısını satacağım. Bir gün de bende olacak. Tamam diyor. Hazreti Osman kaç para ama bana makul bir fiyat söyleyeceksin. Diyor 20 bin dirhem. Hazreti Osman diyor çok. Kuyunun yarısını alıyorum. Kullanım hakkını alıyorum. Kuyu yine senin. 12 bin dirheme anlaşıyorlar. Hazreti Osman geliyor hemen mescide. Diyor ki bundan sonra kuyunun bir gün benim bu kuyu, bir gün Yahudinin. Herkes iki günlük kuyu su alsın oradan. Çünkü Yahudi bilmiyor ki Osman bedava satacak. Bedava verecek. Ve bütün Yahudiler, bütün Müslümanlar Hazreti Osman'ın olduğu günde gidip iki günlük sularını alıp Yahudinin gününde hiçbir şey almıyorlar. Yahudi diyor ki ulan Osman haşa yani bana iyi bir kazık attın. Ama ben bilmeliydim diyor. Sen iyi bir tüccarsın. Bu sefer Hazreti Osman diyor ki tamamını satarsan alırım. İyi diyor bari. Çünkü bir işine yaramıyor artık. Ne kadar? 8 bin dirheme anlaşıyorlar. 20 bin dirheme almış oluyor kuyu. Ve tamamını hibe ediyor. Beytülmale oluyor. Neyse işin sonuna saklayalım devamını. Böyleydi Hazreti Osman. Talha bin Ubeydullah'a 50 bin dirhem borç vermiş. Talha da söz verdiği zaman da parayı tutturamamış. Köşe bucak kaçıyor. Derken gecikmeli de olsa parayı denkleştirip Hazreti Osman'ı görüyor. Allah razı olsun, hakkını helal et. Yani resmen kaçıyor. Yani mahcup oldum diye Hazreti Osman parayı alıp tekrar cebine koyuyor Talha'nın. Bu senin benim üzerimdeki hakkın. Bir Müslüman, bir Müslüman bunu yapacak. Bu senin benim yani senin benim üzerimdeki hakkındı diyor. Ama tabii başta söylememiş, söylememesi isabettir bilirsiniz. Çünkü adamın da geri ödemesi gerekir onu normalde. Ödedikten sonra onu tekrar hibe etmiş. Meşhur olduğu için, kompozisyonu tamamlamak için söylüyorum. Hazreti Fatma, Hazreti Ömer isteyip de Resulullah vermeyince, o
Ali'nindir gibi bir ima yapınca Hazreti Ali gidip kızı istiyor. Zaten birbirlerini seviyorlar. O da ayrı bir hikayedir. Şia bir de onu çok destanlaştırır. Artık doğru yanlış bilmem. Bizdeki Leyla ile Mecnun gibidir yani. İran'da Ali ile Fatma. Allah onlardan razı olsun. Resulullah diyor ki mihri ne yapacaksın? Hazreti Ali de diyor ki yani hiçbir şeyim yok. Resulullah diyor git çalış. Git çalış mihrini bul. Ki insanlar demesin Ali Resulullah'ın damadıdır, mihirsiz kız aldı. Resulullah verecek ama yani devlet adamı olduğu için şey yapmıyor. Hazreti Ali de diyor ki gülerek benim o parayı toplamam için çok çalışmam lazım. Resulullah da git kalkanını sat diyor. Hazreti Ali gidip bir Yahudi'ye kalkanını satıyor. Ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman kalkanı görür görmez tanıyor. Bu kalkan diyor bir Yahudi'nin elinde olmayacak. Bu Ali'nin kalkanı. Bu kalkan savaşlarda neler yaptı? Biliyorsunuz Hazreti Ali çok destansı bir savaşçıdır yani. Ve kalkanı satın alır, tekrar Hazreti Ali'ye verir. Bu kalkan sende güzel ya Ali. Hazreti Osman bu hikayeleri bitmez. Bitmez yani bu millete verdiği paralar bunlar bitmez. Tabii bunları bu kadar uzatmamın bir sebebi var. Birazdan konuşacak olduklarım üzere anlatıyorum. Çünkü yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben de yanlış anlamak istemiyorum. Çünkü Hazreti Osman gibi birinin, Allah ondan razı olsun, hakkını zerre kadar da olsa yemiş olmak istemiyorum. Bunun altına girmek istemiyorum. Ama özellikle Tebük seferi Hazreti Osman'ı doğrudan ima eder üzerindeki ayetlerle. Doğrudan ima eder. Ve Hazreti Osman Şura'da seçildi. Hazreti Ebubekir zamanında katipti. Hazreti Osman zamanında katipti. Şura'da seçildi. Özetle gidersek ilk 6 yılı 12 yıllık hilafeti vardır. Ve ilk 6 yılı destansıdır. Başarılar birbiri ardına gelir. Bugün bir çalışma yapamadım. Yani aslında yapabilirdim. İrfan olmadığı için yapamadım. O tabloyu çıkartamadım. Aykut bir harita çıkartabilir misin? Yine bizim aynı bölge Hicaz, Anadolu, Mısır. Elzem'de değil gerçi ama. Hatırlayın. Şuradan şimdi bir daha saracağız. Hazreti Ömer Efendimiz tavsiye olarak bir, geçen hafta bununla bitirmiştik dersi. Bir, benim valilerime, benden sonra gelecek halife, benim valilerime bir yıl karışmasın. En az bir yıl karışmasın. İki, Ümeyye oğullarını hilafetten uzak tutun. Ama Hazreti Osman Ümeyye oğullarındandır ama Hazreti Ömer tabii ona ihtimal vermiyor. Yani Hazreti Osman gibi birini herhangi bir Ümeyye oğluyla bir tutmuyor tabii. O yüzden onu şuraya katıyor. Ama Ümeyye oğullarını hilafetten uzak tutun. Hazreti Ömer'in şöyle özetle başlayalım. Herhalde 20 dakikaya falan bitiririm. Anlatmak istediğimiz konudur. Konuşmak istediğimiz konudur. Hazreti Ömer'in şöyle bahsedersek valileri şunlardı. Mısır valisi, yani o günkü ismiyle Fustat valisi Amr bin As'tı. Daha sonra görevden alındı. O zamanlar nasıl başlamak lazım? Hicaz'ı görürsek 4 tane önemli şehir vardı. Şehirler çoktu. Hatırlayın Hazreti Ebubekir zamanında başkent belirlenmişti, farklı şehirler oluşturulmuştu ama Mısır, Şam, Basra ve Küfe. Bunlar İslam'ın 4 önemli şehri. Tabii ki Mekke Medine'yi saymıyoruz. Hilafet orada. İslam'ın 4 önemli şehri. Hazreti Ömer zamanında. Eyvallah. Biraz ortalayabilir misin acaba bunu? Ya da biraz bu alanı büyütebilir misin şöyle? Belki eski bir haritada Basra'yı falan gösterseydi iyiydi. Neyse. Buradan görüyor musunuz Basra'yı? Yok. Evet, Şam, Kahire, Basra ve Küfe. Onlar yan yanadır. Küfe, Hazreti Ömer'in kurmuş olduğu bir şehirdi. Karargâhtı, daha sonradan şehirleşti. Şu anda Necef'e bağlıdır. Basra eskiden beri, hatırlayın ta Babil'den beri çok önemli. Zaten Basra Körfezi'nin bittiği yerdir. Tarihi bir şehirdir. Şam yine tarih derslerinden hatırlayın.
ve Mısır. Bunların her biri ayrı birer medeniyetti. Hazreti Osman, Hazreti Ömer zamanında alınmıştı. Mısır valisi Amr bin As idi. Şam valisi, Hazreti Ömer'den bahsediyorum. Şam valisi Muaviye idi. Küfe valisi Sad bin Ebu Vakkas idi. Resulullah'ın dayısı. Ve Basra valisi Muire bin Şube idi. Ebu Musa el-Eşari idi. Bu ismi unutmayın. Ebu Musa el-Eşari idi. Dört vali buydu. En son dört vali. Sadece Sad bin Ebu Vakkas'ı görevden almıştı Hazreti Ömer. Dört yılı bittiği için. Onu da yanına danışman olarak almıştı. Muire bin Şube'yi getirmişti oraya. Benden sonra halifelerime bir yıl dokunmayın diyor. Hazreti Osman başa gelir gelmez ilk yaptığı şey nedir? Şimdi bir lambayı açabiliriz abi. İlk yaptığı şey nedir? Dikkat edin. Mervan bin Hakem'i yanına naib olarak seçti. Vezir olarak seçti. Mervan bin Hakem kim? Az önce size o Müslüman olduğunda Hazreti Osman onu bağlayan Hakem bin As'tan bahsetmiştim. Onun oğludur. Hakem bin As Hazreti Osman'ı ikna edemeyince iplerini çözer. Seni can evinden vuracağım diyor. Can evi Resulullah'tır. Ne zaman sokakta Resulullah'ı görse bu Hakem, Mervan'ın babası, Resulullah'ın taklidini yaparmış abartılı bir şekilde. Arkadan da güler bir şiir okur, bir hakaret yapar. İşte bakın o böyle yürüyor. Resulullah elini böyle yapsa bakın böyle yapıyor. Taberi diyor ki bir gün yine böyle yaparken Kabe'nin yanında hemen Resulullah birden bir döndü diyor adam öyle kaldı diyor hayatı boyunca. Sonra diyor birkaç sene sonra kemikleri boşaldı ve hiçbir zaman elleri tutmuyordu diyor. Fetihten sonra Müslüman oldu. Hem Mervan hem babası. Fetihten sonra Müslüman oldu. Ve Resulullah'ın ayetiyle oynadığı rivayetle bir ayeti değiştirdiği için Hakem'den bahsediyorum, Mervan'ın babasından bahsediyorum. Ya da bir başka rivayetle Resulullah ile ilgili, kadınlarıyla ile ilgili bir sırrı öğrenip de insanlara söylediği için Resulullah onu sürer Taif'e. Müslüman olduktan sonra. Birkaç zaman sonra adam Resulullah'a mektup yazar. Geri döneyim diye. Resulullah der ki hayır dönmeyeceksin. Resulullah vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'e mektup yazar, Hazreti Ebu Bekir der dönmeyeceksin. Hazreti Ebu Bekir'e mektup, Ömer'e mektup yazar, Hazreti Ömer der ki yaşadığına dua et. Ben affetmezdim. Hazreti Osman geldiği gün, Hazreti Osman bunları çağıracak. Gelin diyecek. Ne yapacak? Ev verecek Beytülmal'den. Maaş bağlayacak Beytülmal'den. Bu baba oğula. Bakın oğlu Mervan neler yapacak sonra. Maaş bağlayacak. Hem o kadar yapacak ki bunu. Ümeyye oğullarından gelen gelene. Hicaz'ın ne kadar etrafında Ümeyye oğullarından adam varsa Medine'ye doluşan doluşana. Alayına Hazreti Osman maaş bağlıyor. Hem öyle yüksek miktarlarda maaş bağlıyor ki. Hazreti Ali diyor ki halkta dedikodu oldu ya Osman. Sen ne yapıyorsun? 70 yaşındaydı Hazreti Osman. Halife olduğu gün. Diyor ki müellefe-i kulüp yapıyor. Hatırlayın Hazreti Ömer müellefe-i kulübü kaldırmıştı. Ulan ne kalpmiş ya veriyoruz İslam'a ısınmıyorsunuz biz keriz miyiz demişti. Hazreti Osman tekrar geliyor. Ve Hazreti Ali'ye Ömer böyle yapmıyordu deyince ben Ömer gibi akrabalarına sırtını dönecek bir adam değilim diyor. Ben böyleyim. Taberi diyor ki o yıl İslam tarihinde Ümeyye oğulları yılı diye anlatılıyor şu anda hala. O yılı tarif etmek için Ümeyye oğullarının çok para kazandığı yıl var ya o yıl diye söyleriz diyor. Resulullah'ın kovduğu, iki halifenin kovduğu adamı alıp getiriyor ve yanına vezir yapıyor oğlu Mervan'ı. Bakın Mervan neler yapacak. İlk yaptığı şey buydu. İkincisi Şam'da Muaviye Hazreti Ömer'in son 4 yıllık halifesidir. Eğer Hazreti Ömer yaşasaydı büyük ihtimalle adeti olduğu üzere Muaviye'yi alacaktı görevden. Ama Hazreti Osman zamanında zaten öz amcasının oğludur, Ebu Sufyan'ın oğludur Muaviye. Ümeyye oğullarındandır ve öz amca oğludur. Mervan da onun öz amcası biliyorsunuz. Hakem amcası zaten.
Muaviye onun döneminde tekrar devam etti. İlk oradan başlayalım. Şam'da burada devam etti. Ve bakın Muaviye ile birlikte neler oldu. İlk 6 seneden bahsediyorum. Buradaki ordu Kıbrıs'a hareket edip Kıbrıs'ı fethetti. Muaviye ordusu Hazreti Ebubekir Azerbaycan'a kadar gelmişti. Muaviye ordusu bunu Türkmenistan, Özbekistan'a kadar devam etti, götürdü. Erzurum, Gürcistan'a kadar geldiler. Muaviye ordusu yaptı bunları. Kıbrıs'ı aldılar. Muaviye ordusu aşağı indi Mısır'ın kuzeyi. İskenderiye o zaman Hristiyan'dı. Hazreti Ömer zamanında da Hristiyan'dı. Orayı almamışlardı. Ayrı bir ülke gibiydi. O yüzden İslam kaynaklarında Hazreti Ömer'in aldığı yer Fustat diye geçer. Mısır'ın tamamı diye geçmez. Bugünkü sınırları aklınızdan silin. Buralar zaten Hazreti Ömer zamanında alındı. Tamam, bu yazın tamamı. Şuraya kadar Hazreti Ömer zamanındaydı. Şuraya kadar. İran yarıdan yarıya. Şu hat Müslümandı. Muaviye zamanında bu buraya gitti. Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, Senegal. Tamamı Muaviye zamanında ve Muaviye'nin komutasında alındı. Zehir gibi bir zekaya sahipti bu. Büyük bir askerdi Muaviye. Ama Hazreti Osman'ın hatası nedir? Tamamını komutan olarak Muaviye'yi seçiyor. Buraların hepsinin komutanı Muaviye oluyor. Artık Muaviye ordu sayısı olarak Hicaz'dan daha fazla. Ama bir sorun yok. Amcaoğulları. Ve Muaviye bu bölgelerin tamamını almış. Tam bir yıl hiçbir valiye dokunmadı Hazreti Osman. Hazreti Ömer'in vasiyeti üzerine. Birinci yılın dolduğu gün. Hazreti Ömer'in öldüğü gün. Mısır valisi azledildi. Yerine isimlerin karışacağını biliyorum ama çok önemli. Abdullah bin Ebi Serh getirildi Mısır valiliğine. Abdullah bin Ebi Serh. Muhirev-i Şube Küfe'den alındı. Yerine Velid bin Ukbe getirildi. Abdullah bin Ebi Serh, bakın vali kimdir? Fustat valisi. En önemli 4 şehirden birinin valisi. Biri zaten Muaviye. O aldı götürdü. Mısır valisi Abdullah bin Ebi Serh'tir. Kimdir? Öz amcaoğludur. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında Müslüman olmuş. Okuma yazma bildiği için fetihten sonra yine Müslüman olmuş. Okuma yazma bildiği için katiplik yapılmış. Diyor ki Resulullah mesela diyordu ki İnnallâhü semîul alîm. Ben yazıyordum ki İnnallâhü semîul hakîm. Fetihten önce Müslüman oluyor, özür dilerim. Ayetleri oynattırıyor. Daha sonra irtidat ediyor. Müslüman oluyor. İrtidat edip gidiyor. Tekrar Mekke'ye kaçıyor. Mekke'de ya diyor siz bu Muhammed'den mi korkuyorsunuz? Haşa. Bu adam safın teki ya diyor. Bu adam beni bana yazdırıyordu diyor ayetleri. Ben ayetleri yanlış yazardım diyor. Oku bakayım derdi diyor. Hafızam iyidir diyor. Ben onun dediğini okurdum. Sırtımı sıvazlardı. Aferin Abdullah. Şimdi git filanca kabileye bunu anlat derdi diyor. Gelen Müslüman olanlar bunu sürekli anlatıyor. Nasıl bir adammış ya Resulallah. Mekke'de herkes bu adamı konuşuyor. İnsanları Kabe'ye toplayıp seninle alay ediyor. Bir sene Müslüman olmuş. O bir senede Medine'de yaşanan her şeyi yalan yanlış anlatıyor o taraf. Ve ayetler üzerinde oynuyormuş adam. Resulullah diyor ki hani o 7 kişi var ya Kabe'nin fethinde bunlar Kabe'nin örtüsünün altına da saklansa bulup öldürün diye. 7'den biridir bu Abdullah. Kaçar. Fetih günü kaçar. Birkaç gün sonra gece vakti Hazreti Osman'ın evine gelir. Yana yakıla salya sümük. Resulullah seni çok sever. Sen Zinnureyn'sin. 2 kızıyla evlendin. Beni öldürecek. Ben fermanı duydum. Allah aşkına diyor git bir şeyler söyle. O da alır tutar kolundan Hazreti Osman, Resulullah'a getirir Hazreti Osman. Ya Resulullah eman ver.
Resulullah kafasını çevirir. Kâbe'de oturuyorlar. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, hepsi böyle kalabalıklar. Fetih olmuş, büyük fetih gerçekleşmiş. Eman ver ya Resulullah. Hazreti Peygamber kafasını çevirir. Eman ver ya Resulullah çevirir. Benim hatırıma ya Resulullah üçüncü defa deyince Resulullah git diyor. Eman tamam onun ama buradan çıkın gidin diyor. Dönüp Hazreti Ömer'e habire elini kılıcını atar vurayım ya Resulullah deyip durursun. Adam üç defa bana söyleyene kadar neredesin be adam? Vursana şu adamın kafasını. Ben sana demedim mi bu adamı yakalarsanız öldürün. Hazreti Ömer diyecek ki vallahi bilemedim ya Resulallah. Adam eman almaya geldi senden. Ben bu adamı normalde görsem vuracaktım. Ama senden eman almaya geldi. Yanında da Osman var. Ben ne yapayım şimdi? Niye bir ima etmedin? Hiçbir peygamber ima yoluyla bir şey anlatmaz diyor Resulallah. Vurayım ya Resulallah. Şimdi diyor eman verdik artık adama. Şimdi bu adam Mekke Fustat valisidir. Koskoca Mısır'ın valisidir. Hazreti Osman döneminde. Hem de ilk yılın başında. Yani birinci yıl bitmiş, ikinci yılın başında. Küfe valisi. Muire bin Şube'den gitti. Resulullah'ın silah arkadaşıdır. En yakınlarındandır. Kime? Velid bin Ukbe'ye. Velid bin Ukbe kim? Müslüman olmuş. Hazreti Osman'ın öz amcaoğlu. Müslüman olmuş. Resulullah okuma yazma bildiği için zengin bu aile. Hepsi okuma yazma biliyor. Almış bunları Beni Mustalik, bugün Ürdün tarafındadır. Beni Mustalik üzerine zekat memuru olarak göndermiş. Beni Mustalik ile de Ümeyyoğulları İslam'dan bilmem kaç yıl önce bir savaşmışlar. Velid'in bunlara karşı bir hıncı var. Gidip rüşvet ister adamlardan. Adam da der ki bizim hesabımız belli. Bizim vereceğimiz zekat şu kadar. Öyle mi öyle? Yolda zekatın bir kısmını cebine indirir, gider. Ya Resulallah bu adamlar diyor ki Muhammed'e söyle bu kadarla yetinsin. Yetinmiyorsa kendi bilir. Resulullah hemen ayağa kalktı. Dedi ki orduyu toplayın. Hemen gidiyoruz. Ayet geldi. Meşhur bir ayet. Biz 17 Aralık'ta çok söyledik bu ayeti. Hucurat suresinin 6. ayeti. Size bir fasık haber getirdiğinde onun peşini kollayın. Neymiş ne değilmiş araştırın yoksa bilerek ya da bilmeyerek birbirinize zarar vermiş olursunuz. Size bir fasık haber getirdiğinde diyor. Kimi söylüyor? Velid'i söylüyor. Allah size bir fasık haber getirdiği zaman Velid size haber getiriyor. Ya Muhammed sen de habire ha deyince kalkıyorsun. Bir araştır bakalım fasık bu adam. O adam şimdi nerede? Dört büyük eyaletten birinin valisi. Ben yorum yapmayacağım abi. Yani kusura bakma lafı ağzına tıkmış oldum ama ben yorum yapmayacağım. Velid bin Muire gibi, Sad bin Ebu Vakkas gibi bir adam. Sad bin Ebu Vakkas da o sıra oradaydı. Çünkü Küfe'nin kurucusudur Sad bin Ebu Vakkas. Ya Sad diyor, bu iş saltanattır. Dün sendeydi, bugün bizde. Halife olduğu gün. Koltuğu aldığı gün, mazbatayı aldığı gün Muire bin Şube ile Sad bin Ebu Vakkas'a bak bu iş saltanattır. Taberi aynı böyle diyor. Bugün sizde, dün sizdeydi, bugün bizde. Bundan sonra yine sizin elinize geçer. Sad diyor ki ulan ben bu lafları sana söyleteni biliyorum ama ben bir şey yapamıyorum. Halifedir o diyor. Devam edelim. Basra valisi. Hazreti Ömer'in son valisi Ebu Musa el-Eşari'ydi. Resulullah'ın yani en yakınlarından olan yine bir tanesi. Yaşlanmış. Hazreti Ali zamanında da çok. Hazreti Ali'nin hakemidir işte hakem olayındaki. Ebu Musa el-Eşari'yi azlediyor. Sa'd bin As'ı getiriyor. Sa'd bin As kim? Hazreti Osman'ın öz amcasının oğlu. Peki Sa'd ne yapıyor? Sabah namazında, tabii ben şimdi sanki bir gün içinde yapıyormuş gibi anlatıyorum ama bu zaman içinde yani vaktimiz bitiyor ve beni anlatacağım şeyler var. Sabah namazını 4 rekat kıldırıyor çünkü sarhoştur. Selam verince fark ediyor sabah namazını 4 rekat kıldırdığını. Ne bakıyorsunuz diyor millete. Millet çünkü tuhaf tuhaf bakıyor şimdi imam bozmayınca bozamıyorlardı. Onlar da 4 kılmış. Ne bakıyorsunuz diyor. Sizin için arttırdım. Bu gıcık oldum bakışlarınıza yarın 8 kılacağız. Öyle adamdı. Sabah namazını Hazreti Peygamberimiz kıldırmıyor. Ne ara kıldırıyor bu sabah namazını? Halife. Hazreti Osman zamanında Basra halifesi oluyor.
Bir gün hilafetinde içkisiyle meşhurdur. Sarhoşken bir gün sabaha kadar içmiş, namaza duruyor. İmam olarak. O zamanlar biliyorsunuz bir cami, zaten şehir küçük, bir cami de kılınıyor, bir mescit de kılınıyor. Bütün Basra orada. Ne bakıyorsunuz ulan diyor. Yanlış yaptığını anca fark ediyor, biliyor musun yanlış yaptığını? Yarın 8 kılacağım, sizin için arttırdım, var mı? Halife, vali benim. Ha, bu şikayet edilecek daha sonra, Hazreti Osman alacak bunu görevden ama. Valileri bunlardı. Ve bu valilere uzun süre karışmadı. Tam 10 yıl hilafeti vardır Hazreti Osman. 12 yıl, özür dilerim, 10 yıl Hazreti Ömer. 12 yıl hilafeti vardır. Bunlara karışmadı. Bunların hepsi aynı gün halife olmadılar ama. Valiler. Aynı gün vali olmadılar ama. Mesela Muhire bin Şube bir sene sonra değişti. Yine Sad geldi. Yine Sad geldi. Sonradan değişip de Velid bin Ukbe getirildi Küfe'de. Sad iki defa bir şey yapmış oldu yani. Bir Hazreti Ömer zamanında, bir Hazreti Osman zamanında. Böyle valileri vardı. Fakat ilk 6 yıl bu büyük fetihlerden dolayı para öyle akıyor ki Medine'ye, başkente, bir sorun görülmüyor. Çünkü sürekli fetihler, sürekli fetihler, sürekli ganimetler, sürekli altınlar, gümüşler, yabancı paralar, sürekli. Hasan Basri anlatıyor. Hasan Basri o dönemde yaşıyordu. Hasan Basri diyor ki ben o Medine'ye gittiğim bir zaman, Basralı biliyorsunuz. Medine'ye gittiğim bir zaman baktım ki diyor yer gök Osman'ı konuşuyor. Baktım ki diyor insanlar sarhoş gibi, yani o kadar zenginler. Ve Osman bir sofra kurdurmuş. Bütün şeyler, gariban bilmem ne, bu sofradan yiyecek. Ve öyle para dağıtılıyor ki diyor herkese. Hazreti Osman'a soruyor, Hazreti Ali diyor ki ya niye bu kadar para dağıtıyorsun? Ben diyor Ömer'in yolundan gitmeyeceğim. O hazineyi güçlü tutuyordu. Ben diyor tasadduk edeceğim. Nasıl olsa geliyor. Fakat 7. senenin sonunda İslam yani kıtalara dayandı artık. Yani karayolları bitti artık. Buradan gelmiş Senegal'e kadar, yani bu haritayı uzatın, Batı Afrika'ya kadar gelmiş. Buradan gelmiş artık İran'da gitmiş, artık Hindistan var. 2 hafta önce konuştuk. Yani Hindistan öyle bir ülke yani, Hindistan. Çin var. Nereye gideceksin oraya? Bu taraf işte Avrupa. Yani artık İslam bugünkü sınırları da odur, biliyorsunuz. Geldi doğal noktasına artık. Bundan sonra gitmedi zaten. 1400 yıl boyunca da gitmedi zaten. O hızlı para akışı azalmaya başladı. Bu defa işte Şura'ya tekrar geri dönün. İşler yavaşlamaya başladığında şikayetler artmaya başlıyor. Şikayetler hiç Medine'den, Mekke'den değil ama. Hiç Hicaz'dan değil. Hep Muaviye'nin olduğu bölgeden. Çünkü Muaviye'nin olduğu bölgeden bölge, onun kontrol ettiği bölge Hicaz'dan 10 defa büyük. Halifenin kontrol ettiği bölgeden 10 defa büyük. Niye? Geçen hafta bir şeyi bilerek söylemiştim. Bu hafta bunu söyleyeceğim diye söylemiştim. Hazreti Ömer'i hatırlayın. İran'ı aldıktan sonra Amr bin As gelip illa Mısır'ı da alalım demişti. Hazreti Ömer istemiyordu. Mısır kendisi bizi çağırsın. Çünkü geçen hafta da girmedik. Bu hafta da girmeyeceğim artık. İran için de durum böyleydi aslında. Mısır'da problemler vardı ve Mısır aslında bu Müslümanları çağıracaktı en sonunda. Gel bu zilleti durdur, başımıza da sen geç diyecekti. Nitekim öyle de oldu aslında, savaşılmadı. Hazreti Osman o kadar ısrar ediyor ki Amr bin As ve diğer halifeler Mısır'a da gidelim diye. Basra valisi olarak şey yapan Amr bin As. Aynısı mı? Hazreti Ömer zamanında Mısır valisi olan Amr bin As. İsimler karışmaya mı başladı? Eyvallah. O kadar ısrar ediyorlar ki Hazreti Ömer diyor ki biz bir önceki hafta İran, yani zorla Müslüman olmakla isteyerek Müslüman olmak arasındaki farktan bahsetmiştik İran ve Hindistan üzerinden. Diyor ki İran'dan ben bir ders aldım. Bu kuru gürültü bir savaşa dönüşmeye başlayacak. Fetihleri şimdi durduralım. Dediği için zaten İslam okullarını açtı Hazreti Ömer. Ama Hazreti Osman'da İslam okulu diye bir şey yok. Fetihlerin gittiği yere eş zamanlı olarak ilmin gitmesi diye bir şey yok. Artık Müslüman olanlar kılıç altında Müslüman olmuşlar ve ilimden habersizler. Dikkat edin buraya. Hazreti Ömer İran'dan bir ders alıp
Orada fetihleri durdurmak istemişti. En sonunda Mısır'ı almasının sebebi Kudüs'tür. Kudüs Mısır'a bağlıydı. Öksüzdür, Resulullah yetimdir diyor. Onu alalım dediler. O yüzden aldı. Ve savaşsız alındı. Ama Hazreti Ömer orada durdurmuştu. Artık kuru gürültü bir fetih istemiyordu. Altını imanla, İslam'la, Kur'an sayfalarıyla doldurmak istiyordu. O yüzden ilim okullarını götürdü. Küfe'ye İbni Mesud'u gönderdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz konuşmuştuk bunları mezhepler üzerine. Keşke vaktimiz olsa da devam etsek, anlatsak. Orada durdurup ilmi halkalar oluşturmuştu. Hatırlıyorsunuz İbni Mesud başladığı gün 10 kişiden oluşan bir Kur'an halkasıyla başladı. Öldüğünde her biri 100'er kişiden oluşan 100 Kur'an halkası bitirmişti. 1'e 100 bir rakam yakalamış. Ve sadece Küfe'de değil, Basra'da, Bağdat'ta ve Şam'da. Hazreti Ömer oralara gidiyordu. Bu bölgeleri aldığında Hazreti Ömer, şu bölgeleri aldığında Yemen'de bir teşvik primi diyelim biz ona. Bir sistem uygulamıştır. Umman, Yemen, özellikle Yemen, biliyorsunuz Araplarla amcaoğludur. Bu bölgeden ve Taif, işte Mekke'nin alt bölgesinden İslam'ı ilk günlerden itibaren tanımış olanları yukarı gönderiyordu. Kim giderse diyordu, ona iyi şu kadar para var. Müslüman nüfus oluşturuyordu orada. İstekli, gönüllü. Hazreti Osman'da bunlar yok. Ne ilmi okullar var. Ben demiyorum ki ilme engel oluyordu Hazreti Osman. Tabii ki ilme engel olmuyordu. Ama özel bir politikası yoktu. Bakın Kahire okulu Hazreti Ömer'in kurduğu Küfe ve Basra okulundan 100-150 yıl sonra oluşacak. Abbasi zamanında oluşacak. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali zamanında yok. Yani Hazreti Ömer'in ömrü oraya kadar yetti. Ama Hazreti Osman'ın fetihleri artık kuru fetihler. Buna Muaviye'nin fetihleri demek lazım. Ganimet amaçlı ve kuru fetihlerdi. Gönül fetihleri yoktu. Biraz böyle bir şey yapayım artık. Ben de İstemalı gibi bir aforizma yani İslam'ı böyle şey yapmıyorlar. Hazreti Ömer ile Hazreti Osman arasındaki farktır. Benim amacım Hazreti Ömer ile Hazreti Osman arasında bir fark oluşturmak değil. Basiretli bir devlet yöneticisiyle basiretli olmayan bir devlet yöneticisinin arasındaki farkları oluşturmaya çalışıyorum. Bu birdir. İki. Bunları anlatıp meseleyi bitireceğim inşallah. Şehadetiyle Hazreti Osman'ın. Hatırlayın, Hazreti Ömer'den bir şeyi vurguladık geçen hafta. Bir kanun çıkarmıştı son yıllarında. Sahabe, Resulullah'ın birincil sahabeleri, en yakın arkadaşlarını Medine'den dışarı çıkmasını yasakladı. Dediler ki, bu zorbalık değil mi ya Ömer? Adam hürdür yani, istediği gibi gider, her taraf İslam beldesi olmuş. Adam belki görmek istiyor, gezmek istiyor. Yok, yasak. Niye? Bir, bizim bunlara ihtiyacımız var. Tamam, burayı anladık. İyi adamı, güzel adamı herkes yanında görmek ister. İki, ben Medine'yi temiz tutmak istiyorum. Yani hep böyle ilim adamları burada olsun. Resulullah'ın birinci arkadaşları, onunla gülmüş, ağlamış, onunla kılıç kuşanmış, savaşmış adamlar burada olsun. Medine böyle bir şehir olsun. Burası Resulullah'ın İslam devletidir. İki, bunu da anladık. Hatırlarsınız. Üç, bunlar siyasete kullanılırlar. Siyasette kullanılır bunlar. Demişti, doğru mu? Hazreti Osman zamanında, Hazreti Osman'ın iyiliğinden, insanlara karşı gelemediğinden, halifeler, bu Müslümanlar, Hazreti Ömer'in yasakladığı Müslümanlar, sahabeler, işte Kıbrıs'a mı gidiliyor? Birini söyleyeyim, Ümmü Haram, Resulullah'ın teyzesi olduğu rivayet ediliyor. Diyor ki, ben de o gemiye gideceğim. Ya sen kadınsın, yaşlısın, sen nereye gidiyorsun diyor Hazreti Osman. Diyor ki, valla, böyle anlatıyor. Seneler önce, nübüvvetin daha 3. yılında bir gün bizim evde uyuyordu Resulullah. Uyandı, güldü, dedi ki Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın tahtlarının ashabımın eline geçtiğini gördüm. Bu gerçekleşecek. Benim ashabım Kıbrıs'ı alacak. Şimdi Ümmü Haram böyle anlatıyor Hazreti Osman'a. Ben de ona dedim ki, ya Resulallah, ben görürsem ben de gideyim mi? İnşallah dedi diyor. Vallahi diyor, ben şimdi duydum ki Muaviye Kıbrıs'a bir sefer çıkarıyormuş. Ben de gitmek istiyorum. Hazreti Osman diyor ki, tamam, madem Resulullah böyle dedi, git şimdi. Hazreti Ömer ona izin vermezdi. Bu iyiliğinden tabii bunu yapıyor. Ama bakın bunlar ne olacak şimdi? Burası, bakın,
Hudeybiye'deki Hazreti Osman'ın tavrını bugüne güncelleyip çok lazım olduğunu söyledik. Yani ben böyle gördüm. Bilmiyorum siz de onaylar mısınız? İki, Hazreti Ömer'in valilik ve o fetihleri İslam okullarıyla desteklemesini söyledik. Hazreti Osman bunu yapmadı. Şimdi üç, sahabenin çıkışını yasaklamıştı. Hazreti Osman bunu serbest bıraktı. Bakın burada ne oluyor şimdi? Hazreti Osman tıpkı geçen hafta çokça belirttiğim gibi, Hazreti Ömer gibi, o da içtihat yapıyordu. Müştehittir zaten. Kur'an bilme noktasında Hazreti Ömer, Hazreti Osman'dan daha mı iyidir? Müştehittir o da. Halifedir ve müştehittir. O yüzden biz zaten raşit halifeler deriz onlara. Rüşt sahibi halifeler deriz. Görüş sahibidir onlar. Hazreti Osman hacca gitti. Haçta 4 rekat namaz kıldı. Biliyorsunuz haçta 2 rekat namaz kılınır. Cem edilir. Öğle ikindi, akşam yatsı 2'şer rekat kılınır. Yatsı için, akşam için tabii söz konusu değil ve cem edilir. Nasıl? Tek, yani öğle ikindi cem edilir, birleştirilir ve 2'şer rekat namaz kılınır. Aynı şekilde Arafat'ta yatsıyla akşam da böyle kılınır. Bilirsiniz bunu. Hazreti Osman böyle kılmadı. Hazreti Osman biz burada nasıl kılıyorsak öyle kıldı. Hazreti Osman öğleyi 4 vakit cem etmedi. Bekledi, ikindiyi 4 vakit kıldı. Sonra akşam 3, sonra yatsı 4. Dediler ki ne yapıyorsun ya Osman? Niye böyle yapıyorsun? Resulullah 2 kıldı cem etti. Ömer 2 kıldı, Ebu Bekir 2 kıldı cem etti. Niye böyle yapıyorsun? Bakın Hazreti Osman ne diyor? Müştehittir. Ben kesinlikle mantıklı buluyorum. Yani Hazreti Osman'ın şeyini ben mantıklı bulmuşum ne bulmamışım ne ayrı mesele ama yani burada hakkını teslim etmek için bunu ifade ediyorum. Diyor ki bir, Resulullah buralı değildi. O kendini artık Medineli addediyordu. Biliyorsunuz bunu değil mi? Medine'ye geri döndü Mekke'den sonra. Dedi ki benim vatanım Medine. Öyleyse Mekke Resulullah'a misafir bölgedir. Yani seferi bölgedir. Yani Resulullah seferidir. Aynı şekilde Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de böyleydi. Ama bunu Hazreti Osman açıklıyor böyle. Ama benim diyor burada evim var ve karım da var. Medine'de de var, orada da var. Ben mukimim burada, ben seferi değilim diyor. Öyleyse ben niye seferi namaz kılayım? Bu bir. İkincisi, bu kadar fetihten bahsediyoruz. İnsanlar hacca geliyor. Gelenlerin 10'un 9'u yeni ilk defa hacca geliyor. Benim burada cem ettiğimi ve 2 rekat kıldığımı görürlerse bundan sonra hep cem ederler ve 2 rekat kılarlar. Bakın ne kadar anlaşılabilir. Amacımız fıkhi bir konu olmadığı için bunu burada bırakalım. Ama anlaşılabilir, doğru mu? Ama bu sahabeler bu bölgelerde yaşamış, fetihlerle gitmiş, Hazreti Ömer'in o yasakladığı, Hazreti Osman'la dağılmış olan sahabelere haber geliyor. Şimdi herkes güzel bir şekilde anlatmıyor ki. Şura'dan tarafa Osman'a kırgın olanlar var. Abdurrahman bin Af'a kırgın olanlar var. Talha'ya, Zübeyre, Sa'da kırgın olanlar var. Kaldı ki Yahudiler var. Kaldı ki münafıklar var. Bir sürü insan var. Bir sürü niyetli adam var. En kötüsü cahiller var. İslam'ı bilmeyen cahiller var. Gelip diyorlar ki işte diyelim ki falanca efendi olsun o sahabe. İşte Şam'da yaşıyor olsun. Resulullah'ın en yakın arkadaşlarından. Ya Osman 4 rekat kıldı. Sahabe diyor ki yok, olmaz. Vallahi Resulullah hayatta bir defa hac yaptı. Ben de onda dibindeydim. Resulullah ayağını yere vurup haccınızı benden alın diyordu. Ben de atam İbrahim'den alıyorum diyordu. Ben ne yapıyorsam ancak onu yapın. Başka bir şey yapmayın diyordu. Resulullah 2 kıldı. Osman niye böyle yapıyor? Sahabe aslında onu ölçebilecek kafada. Gitse Medine'ye, Hazreti Osman'a sorsa, Hazreti Osman da dese ki bu budur. Sahabe de ona eyvallah diyecek. Ama dışarıdaki sahabeye hem anlatırken daha sert anlatılıyor, hem de sahabe o an tamamen iyi niyetiyle kendi görüşünü belirtiyor. Yo, Resulullah böyle değildi. Şimdi sahabe bunu söyledikten sonra, aramızda bir sahabe olsa şu anda, öyle bir mucize olsa ve aramızda herhangi bir sahabe olsa ve bize dese ki, yo öyle değil, yani ben Resulullah'ta gördüm böyle, biz ne yaparız? İşte Osman böyle yapmış. Vallahi Resulullah böyle yapmadı. Sahabe ya. Ne diyeceğiz? Ona itibar göstereceğiz, doğru mu? İşte böyle oldu. Hazreti Ömer siyaseten kullanırlar derken bunu kastediyordu. O iyi niyetiyle söylüyor ama adam öyle anlamıyor. Çünkü fetih var, iman, İslam yok, okul yok, ilim yok. Adam öyle anlamıyor. Yanlış anlıyor. Ama bakın aynısını görmüş olan İbni Mesud gitti. Niye böyle yapıyor? Mesela diğeri.
Bu bir. Hazreti Osman'ın katline geliyoruz şimdi. Bu bir. Bu haç meselesi ortalığı yıktı. İkincisi, hatırlarsınız bir hurma kütüğünün üzerine, yine uzadı ama hakkınızı helal edin abi. Vallahi bitireyim konuşmayı yani. Hurma kütüğünün üzerine Resulullah hutbe verirdi. Bir gün ona güzel bir minber yaptılar. O onu bıraktı. Hatta hurma kütüğü ağladı filan değil mi? Şimdi o basamaklı bir minberdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en üst basamağında insanlara hutbe verirdi. Hazreti Ömer zamanında o makam Resulullah'ın makamı kalsın dedi. Hazreti Ebu Bekir zamanında. Ve Ebu Bekir Efendimiz bir basamak düşüp hutbe verdi. Aynı şekilde Hazreti Ömer de öyle yaptı. Ama Hazreti Osman en üste çıktı. Yine en üste hutbe verdi. Yine mesela bu bölgelere, aha Osman bu defa da böyle yapmış dediler. Şimdi İbni Mesud gelir. Der ki ya Osman niye böyle yapıyorsun? İnsanlar yanlış anlar. Bak zaten geçen seneki haç mevzuundan bir söylenti var. Her şey bu şuraya dayanıyor ama. Hep bir kırgınlık olmuş. Halife, valiler seçilmiş bir kırgınlık olmuş. Ama para insanları susturmuş açıkça. Şimdi doğal sınırlara gelmiş, para azalmış. Şimdi artık insanlar konuşuyor. Bak insanlar seni yanlış anlayacak. Zaten bu vali seçimlerinden, Mervan'a naip yapmandan, bilmem neden, şundan bundan insanlar konuşuyor. Şimdi bu minberin en üstüne geçiyorsun, insanlar sana böyle diyecek. Diyor ki mescidi büyüttüler onlar. Hazreti Osman kendi cebinden para verdi, mescidi 3 kat büyüttü. Göremiyorum diyor insanlar. Bak ne kadar masum aslında, yani ne kadar anlaşılabilir bir şey. İslam bu tip şeyleri sevmez aslında. Yani bu hurma kütüğü çok özeldi, bu bilmem ne, hatırlayın Hazreti Ömer kestirmişti. Göremiyorsa çıkması lazım. Kesin bir şekilde çıkması lazım hem de. Tartışmaya ne hacet var? Göremiyorum diyor. Mescit büyüdü. Mikrofon yok, bir şey yok. Ancak oraya çıkınca görüyor. Yani ne kadar anlaşılabilir. Ama bu dışarıya böyle gitmedi. Osman kendini bu defa peygamber gibi görmeye başladı. Onun makamı da aldı. Şimdi etti 2. Kur'an şeylerinde oynamalar görüyor. Abdullah bin Sebe. Lanet olsun ona. Yemen'den çıkmış. Daha ilk şura açıklandığından beri insanlara her peygamberin bir vasisi vardır. Ve peygamberlerin vasisi yine peygamberdir. Ama Resulullah Hatemül Enbiya son peygamberdir. Onun vasisi de Ali'dir. Ali varken ne Osman'ı? Ben demem Şia buradan çıkmış. Ama bu Şia'nın da söyleminin aynısıdır. Bunu çıkarmış, ayetlerin üzerine oynamış, bilmem ne yapmış, kelimeleri oynamış, falan yapmış, filan yapmış. Hazreti Osman'a bir haberler geliyor. Özellikle İbni Mesud, Hazreti Osman zamanında Azerbaycan'a giderken muhtemelen şu hat üzerinde, yani şuradan gittilerse ya da Küfe'den gittiyse, yani şu hat üzerinde bir orduyla savaşmışlar. Orada Hazreti Ömer zamanında Müslüman olmuştu ya orası. Orada Müslümanları görmüş, Kur'an okuyorlar. Hazreti İbni Mesud hiçbir şey anlamıyor Kur'an'dan. Dehşete düşüyor. Bu ne diyor? Böyle bir Kur'an yok. Dehşete düşüyor. Hemen Hazreti Osman'a. Durum böyle böyle. Hazreti Osman ne yapıyor? Biliyorsunuz. Hemen ilk basımı 7 kişidir. 7 kitap yazılmış. Kur'an'ı çoğalttı. Yazdan yine Zeyd bin Sabit'tir. Yani Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an'ı kitaplaştıran komisyonun sorumlusu Zeyd bin Sabit de hatırlayın. Bu komisyonun da başında Zeyd bin Sabit var ve Kur'an'ı aynı Kur'an'ı. O Hazreti Ebu Bekir'in musaflaştırdığı Kur'an var ya, o Hazreti Ebu Bekir'e kaldı, Ömer'e kaldı. Hazreti Ömer de kızı Hafsa'ya bıraktı onu. Benden sonraki halifeye verirsin diye. Hazreti Osman gitti Hafsa'dan aldı, aynısını çoğalttı. 6 tane daha yazıldı, toplam 7. Birini Medine'de bıraktılar, 6'sını dağıttılar. Güzel. Ama Hazreti Osman ne yapıyor? Kur'an'ları da askerleri gönderip bütün dünyada, yani Müslüman dünyasındaki yazılmış bütün eserleri yakalayıp yakacaksınız. Bunun için özel bir tim oluşturuyor. Nerede ne yakalarsanız yakacaksınız. Çünkü bak çok basiretli bir harekettir aslında. Allah muhafaza, yani farklı şeyler olsaydı bugün elimizde farklı Kur'anlar olurdu. Yani onu riske edemiyor. Fakat gel gör ki işin içinde Medine'de yine Allah Resulü'nün sahabeleri olan bazıları ellerinde okuma yazma bilenler,
20-30 yıldır Resulullah'la beraber yazdıkları Kur'an'ların etrafına kendi yorumlarını da yazmışlar. Sahabe, birincil sahabeler, Hazreti Osman genelgeyle onları da yakacağım diyor. Bunlar diyor ki bak dışarıdakini anladık. Doğru, biz de onay verdik ama bizim elimizdekini bırakın. Yani bırak ya Osman. Yani ben buna Resulullah'ın bir anekdotunu yazmışım. Belki Resulullah gelmiş, bu böyledir demiş. Ben onu not almışım. Bunu yapma. Hazreti Osman diyor yok, riske edemem. İşte bir daha başlıyorlar. Kur'an'ları bile yaktırdı. Haç 1 oldu, hurma kütüğü minber 2 oldu, Kur'an 3 oldu. Böyle devam ediyor. Hazreti Osman'ın içtihatları. Ama art niyetliler ve bu şuradan beri hep Hazreti Osman'a tabiri caizse gıcık olanlar sürekli ve de Yahudiler ama en başta da cahiller. Yani cahiller derken hakaret için söylemiyorum. Bilmiyorlar. Bir laf biliyorsunuz birini anlatırsın sen ona bir bakmışsın 3 defa takla atıyor yani başka 10. kişiye gidince. Bu sahabelere geliyor. Bu sahabe diyor vallahi ki Resulullah öyle yapmıyordu. Artık Hazreti Osman'ın suyu kaynamaya başlıyor tabiri caizse. Nihayet bu valiler, bu meşhur valiler o kadar zulüm yapmaya başlayacaklar. O kadar vergi almaya. Çünkü alışmışlar saltanata. Yani o paraya. Fetihler durmuş, para azalmış. Çok kısa geçiyorum. Halkın üzerine vergi. Kasa azaldıkça halkın üzerine vergi. Kasa azaldıkça halk. Hepsi birbirinin amcasının. Değişmeyen tek bu halife vali Muaviye'dir. O da zaten şeyin amcasının oğlu. 4 eyaletin 4 valisi de Hazreti Osman'ın amcaoğlu. Ve 4'ü de mimli adamlar. Vergi, vergi, vergi. Ve en son işte bu az önce anlattığım alkollü namazı 4 rekat kıldırma meselesi gerçekleşince artık şikayete gelirler. Nereden? Küfe, Basra ve Mısır'dan. İşte hep şikayetlerin olduğu yerler zaten. Şam yok çünkü Muaviye çok güçlü. Belki de Muaviye daha zeki, daha iyi idare ediyor. Belki de zulmetmiyor o kadar. Ama Şam yok. Şikayetler gelince Hazreti Osman'ın danışmanıydı Hazreti Ali'ydi. Ne yapalım ya Ali? Çağır valileri diyor. Dinle bakalım neymiş. Fakat Hazreti Ali resmi danışmanı değil. Gönlünden danışman. Resmi danışmanı kim? Mervan bin Hakem. Bu 4'ü, Mervan 5, Hazreti Ali 6, Hazreti Osman 7. Oturup nedir mesele? Ya işte bir şey yok, sana ne anlatıyorlar ki? Yani bir olay yok, büyütmüşler sana. Peki ne yapalım? Bir grup fitneci bunlar, bir grup asi bunlar. 4 halife de böyle, 4 vali de böyle söylüyor. Hazreti Osman diyor ki tek tek ne yapalım? Abdullah, Mısır valisi Abdullah bin Ebi Ser, bunlara diyor bir para verelim biraz, para dağıtalım. Bunlar susar. Kendi bölgesindeki fitneci için. Ya o fitneci diyor. Muaviye'ye ne yapalım? Muaviye diyor ki bu para işi iyi iş. Yani biraz para bende de var diyor. Ben göndereyim biraz Abdullah'a. Peki Velid ne diyor? Velid diyor ki ordu gönder hepsinin kafasını kes. Abdullah bin Ser hepsinin kafasını kes. Hazreti Osman çıkıyor Mervan'a diyor ki sen ne diyorsun? Valla diyor vuralım hepsini gitsin. Hazreti Ali peşinden koşuyor Hazreti Osman'ın. Evine doğru giderken sakın ha ya Osman. Sakın böyle bir şey yapma. Müslüman'ı sakın öldürmeye kalkma. Hazreti Osman diyor ki ben onlara öyle bir şey demedim ama ben hayatta bir Müslüman'a kılıç kaldırmam. Ben çağıracağım dertlerini dinleyelim. Hazreti Ali ben de sana onu diyecektim diyor. Evet asil dedikleri. Ben onları çağıracağım ve dertlerini dinleyelim. Ve Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Mesud, aklıma gelmiyor. Diğeri de Ammar bin Yasir. 4 bölgeye 4 kişiyi gönderiyor. 3'ü oradaki insanlardan birer iyice şikayetleri dinliyorlar, raporluyorlar ve birer insan yani bir grup insanla geri dönüyorlar. Ammar dönmüyor Mısır'dan. Ammar bin Yasir'den bahsediyoruz. İlk Müslüman olan insanlar, ana babası İslam'ın ilk şehitleri. Hazreti Ali döneminde bir daha bahsedeceğiz. Ammar bakıyor ki Abdullah bin Ebi Serhin dediği fitneciler tamamen haklılar. Çok Müslümanlar
Ve başlarında da kim var? Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed var. Bu Muhammed Hazreti Ali'nin de üvey oğludur. Çünkü Hazreti Ebubekir öldükten sonra o kadınla Hazreti Ali evlenmiş. Babası Hazreti Ebubekir'dir. Bu Muhammed var. Ve Ammar diyor ki ben de sizdenim. Ammar geri dönmüyor. Hazreti Osman bu üçünü dinliyor. Bu üç grubu dinliyor. Hepsi aynı şikayetlerle geliyor. Özür dilerim, iki grup yani Basra ve Küfe. Hepsi aynı şikayetler. Zulüm var, içki var, kadın var, bilmem yani aşırı vergi var ve bunu görevden al diyorlar. Bir sürü mektup göndermişler meğer. Bir sürü mektup o 10 yılda bir sürü mektup göndermişler. Mervan hepsini katip o ya, danışman o ya ona geliyor. Hepsini yakarmış. Okuyup okuyup yakarmış. Hazreti Osman'ın hiçbirinden haberi yok. Ve en sonunda Mısır'dan haber gelmiyor. Hazreti Osman bir haberci daha gönderir. Git der Ammar'ı ve onları çağır. Ve onlar gelir. Şimdi artık Medine'nin önünde 3 grup insan var. Artık 12. yıldayız. 3 grup insan var. Bunların bir grubu Medine'nin Mısır bölgesinden geldiği için Mısır'a bakan tarafında duran Ammar bin Yasir'in de içinde bulunduğu ve Muhammed'in komutasındaki Mısırlılar, diğer bölge yan yana durmuş Küfeliler ve Basralılar. Silahlarını bırakmışlar ve Hazreti Osman'a gelmişler. Ne yapacağız? Hazreti Osman'a diyorlar ki biz yemin ettik. Ya bunları görevden alacaksın ya da biz seni öldüreceğiz. Hazreti Osman ağlamaya başlar. Hazreti Ali gider. Hazreti Osman'a. Ne yapacaksın? Ben sana o kadar senedir söylüyorum ya Osman. Ben sana o kadar zamandır söylüyorum. Sen dinlemedin bizi. Sen hep şu Mervan'ı dinledin. Ya Ali git bunlarla konuş. Allah Resulü'nün beldesine kılıçlarla girmesinler. Allah Resulü'nün halifesini de kılıçlarla öldürmeyle tehdit etmesinler. Ben de mi ordu kurayım şimdi? Ama ordu yok. Medine'de ordu yok çünkü. Orduların hepsi bu taraflarda. Ve valilerin bir şeyden haberi yok çünkü olaylar kesilmiş. Medine'nin etrafını sarmışlar. Mervan hiçbir yere haber gönderemiyor. Bu adamların silahlı olduğunu kimse bilmiyor. Özellikle Mısır grubu çok kalabalık ve ellerinde silah var. Hazreti Ali diyor ki, bütün valilerini azlet şimdi. Muaviye'den bir şikayet yok. Onunla ilgili bir hikaye de yok. Ama Abdullah'ı, Velid'i ve Sa'd'ı, Sa'd bin As'ı hepsini birden azlet. Hazreti Osman diyor tamam. Ve bir mektup yazıyor. Elçilere veriyor. Ve diyor ki gidin bunları elçilere söyleyin. Valilere söyleyin. Hepsi azledilecek. Fakat o adamları Mervan tutuyor ve Mervan daha önceden hazırladığı Hazreti Osman'ın mührü de Mervan'daydı. Her birinin altına basıp bu haber size gelir gelmez ordunuzla Medine'ye gelin. İsyan var, kıyam var, bunların hepsini öldürün. İkisi geçiyor. Basra ve Küfeliler o taraftan gidecek olanlar geçiyor. Yakalanmıyorlar. Fakat Mısır tarafına gidenleri Ammar şüpheleniyor. Çünkü adamlar aralarından geçecek. O elçi bunların aralarından geçecek. Anlaşmışlar. Hazreti Osman bunlara demiş ki Hazreti Ali hakem olmuş. Hazreti Ali demiş ki bunlara ben size hakem olacağım. Ve siz ne diyorsanız Osman onu yapacak. Ama kılıçlarınızı burada bırakacaksınız. Şehre kılıçla girmeyeceksiniz. Tamam. Yakalıyorlar. Bir bakıyorlar ki mektupta acilen ya Abdullah, acilen ordunu topla ve bu isyancıları öldürelim. Hemen mektubu alıyorlar, kılıçlarını kuşanıyorlar. Küfe ve Basra ordusuna da haber veriyorlar. Ordu değildi onlar ama kalabalıklar tabii. Onlara da haber veriyorlar. Birleşip Medine'nin tam 360 derece etrafını sarıp kılıçlarla birlikte geliyorlar. Hazreti Osman'ın haberi oluyor. Hemen ağlayarak Hazreti Ali'nin evine koşuyor. Ya Ali bunların niyeti kötü. Ne oldu bilmiyorum. Ama biz anlaşmıştık. Ben valileri azledecektim. Bunlar da mutlu mesut döneceklerdi. Hazreti Ali apar topar bunlara gidiyor.
Nedir mevzu? Ya Muhammed, kendi üvey oğlu yani. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ama kendi de üvey oğlu. Ne oluyor? Ya Ammar, ne oluyor? Çıkarıp mektubu gösteriyorlar. Hazreti Ali beyninden vurulmuşa dönüyor. Bu nasıl olur? Hemen Hazreti Osman'ın, siz burada durun. Ne olur durun. Yok ya Ali, biz durmayacağız. Biz Mervan'ı da Osman'ı da öldüreceğiz. Ya Ammar, bunları tut, ben geleceğim. Hemen dönüyor. Hazreti Osman'a diyor, bu ne? Hazreti Osman diyor, vallahi ne haberim var, ne ben yazdırdım, ne ben yazdım. Hemen şimdi Mervan'ı çağır. Kellesini vurayım ben. Götüreyim, bunların, bu Basralıların, Küfelilerin önüne atayım. Bu iş bitsin. Bu lanet olası adam senin şehadetine sebep olacak. Mervan ortada yok. Mervan kaçmış. Hazreti Osman diyor ki, ben nasıl amcamın oğlunu şimdi sana vereyim? Hala orada bak Hazreti Osman. Ya Osman, fitne aldı başını gitti. Ülke paramparça oldu, senin haberin yok. Sen laf dinlemedin. 82 yaşında Hazreti Osman. Şimdi amcaoğluna kıyamıyorsun. Bunlar hepinize kıyacak. Ve hak bunlarda. Geri gidiyor. Ben Osman'la pazarlıktayım. Mervan'ın kellesini size verirsem gidecek misiniz? Yok, biz Osman'ı da alacağız. Olmaz filan derken oğlu Muhammed yanında 3 kişiyle birlikte, ya Ali, biz seni halife yapmak için zaten buradayız. Sen ne bu kadar yırtınıyorsun? Ne bu kadar çırpınıyorsun? Seni halife yapacağız biz zaten. Zaten 10 yıl önce, 12 yıl önce senin halife olman gerekiyordu. Bak yine geliyor oraya. Değil mi bunlar Abdurrahman bin Af'la, Sa'd'la, Zübeyir'le, Talha'yla, hepsi bir oldu da Osman'ı seçti hileyle. İşte sonuç bu oldu. Biz seni getireceğiz. Bunu biz daha önce konuşmuştuk. Hazreti Ali'nin verdiği cevap manidardır. Haklısınız ama haklı kalmıyorsunuz diyor. Siz haklısınız ama elinizde kılıçla halifeye geliyorsunuz, halifeyi vuracaksınız. Haklı olmak, haklı kalmayı gerektirir. Siz haklı kalmıyorsunuz. Ben size Mervan'ı getireyim. Siz de bu işten dönün. Tamam. Yemin mi? Yemin. Geri gideceğiz. Ama Mervan olmayacak. Ve bizim halifemiz burada Sad olacak, Küfe'de. Fustat'ta, Mısır'da da Muhammed olacak. Hep halife diyorum değil mi? Evet. Burada Sad bin Ebu Vakkas olacak. Burada da Muhammed olacak. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu. Hazreti Ali diyor, tamam. Ben bunu Osman'a ikna edeceğim. Hazreti Osman'a gidiyor. Diyor ki, ya Osman, Mervan'ın kellesini sen getir. Ya da ben getireyim. Ama bunun kellesini verelim, bu iş bugün bitsin. Öyle böyle ne konuştularsa Hazreti Osman tamam diyor. Hazreti Ali gidiyor. Bilmiyoruz ki hazırlanmaya mı gidiyor, kılıcını almaya mı gidiyor, yoksa ne konuştularsa o evine gidiyor. Mervan 3-4 akrabasıyla birlikte Hazreti Osman'ın odasına giriyor. Sen bizi rezil ettin ya diyor. Sen bu adamlarla anlaşma yaparak koca Ümeyye oğullarını rezil ettin. Karısı Nail'e, Hazreti Osman'ın karısı Nail'e yerden bir toprak parçası, taş parçası alıp Mervan'ın kafasına atıyor. Ne geldiyse senin başından geliyor, iblis herif. Ama Hazreti Osman dinliyor işte, yine ikna oluyor. O Mervan ne konuşuyorsa orada, Hazreti Osman yine ikna oluyor. Ve hüngür hüngür ağlayıp ne oluyorsa olsun diyor. Ama ben amcaoğlumu vermeyeceğim. Olay, haber Hazreti Ali'ye gelince, Hazreti Ali geliyor. Ya Osman, daha ben yokum diyor. Ne halim varsa gör. Ve Hudeybiye'ye gidiyor Hazreti Ali. Terk ediyor orayı. Muhammed Emin Hoca öylesine terk etti diyor. Hazreti Ali Taberi orada bu iş için bir yardım almak, bir para bulmak, parayla bu işi çözmek için gittiğini söylüyor. Bilmiyorum. Ama evin etrafını sarıyorlar. Hazreti Ali Hudeybiye'ye gitmeden, Hudeybiye mi diyorum, Hayber'e gidiyor. Hayber'den para alacak. Hazreti Ali gitmeden önce oğlu Hasan'ı, Hüseyin'i, Zübeyir oğlu Abdullah'ı, Talha oğlu Abdurrahman'ı,
Hepsini Hazreti Osman'ın evinin etrafına koyuyorlar. Diyorlar ki bu gelen ordu size bir şey yapmaz. Osman'ı öldüreceğiz diye sizi öldürmezler. Ama ki siz öleceksiniz, Osman ölmeyecek. Halife ölmeyecek. Ne yapacaksınız? Halife ölmeyecek. Hiç kimse bu eve girmeyecek. Ve 40 günlük muhasara o gün başlar. Tam evin dibinde artık. Hazreti Osman hiçbir yere kımıldayamıyor. Hiçbir yere çıkamıyor. 3. günden sonra suyum bitti diyor. Yok. Su da vermiyorlar. 4. gün Hazreti Ali geri dönüyor ki diyorlar ki Hazreti Osman karısı Nail'e susuzluktan ölecek. Hazreti Osman 2 kırba su alıyor. Bile bile o etrafta o çemberi yapanların omuzlarına vura vura onları şey yapıp suları veriyor. Var mı şimdi bana da bir şey diyecek olan? Şimdi o insanlar Hazreti Ali'yi halife yapacaklar. Hazreti Ali'ye bir şey diyemiyorlar. Hazreti Osman'a suyu veriyor. 3-4 günlük sudur. Sonra herkesin içinde Hasan ne zaman suyu bitse suyu getireceksin. 35 gün bu devam edecek. Kimse Hazreti Ali'nin hatırına Hazreti Hasan'a bir şey demeyecek. Ama en son Muhammed diyecek ki biz de kırıldık, bu da kırıldı. Ya Hasan daha suya izin vermeyeceğiz. Ama bu iş bitecek. Bu kıyamete kadar böyle gidemez. 36, 37, 38, 39. 4 gün su yok. 39. gün mescide bakan pencereden Hazreti Osman artık zayıf düşmüş, 82 yaşında, 4 gündür su yok. Diyecek ki ya ey insanlar namazdan sonra, ikindi namazından sonra. Ali aranızda mı? Hazreti Ali diyecek buradayım. Talha buradayım. Zübeyir burada. Ya Ali hatırladın mı hicretten ilk geldiğimiz gün, ilk geldiğimiz sene su bulamamıştık da Resulullah Rume kuyusunu kim alır demişti de ben aldım. Kaç yıl sonra, 30 yıl sonra ilk defa söylüyor şimdi. O gün Müslümanları ben suladım ve ben şimdi susuzluktan mı öleceğim? Diyor Hazreti Ali düştü yere. Ya Talha, hatırladın mı biz seninle bir gün yolda yürürken Resulullah bizi gördü. Dedi ki bu Osman var ya Talha, benle birlikte haşrolacak. Cennette tam benim dibimde olacak. Vallahi hatırladım ya Osman. Ve Hazreti Talha başlayacak ağlamaya. Diyecek ki ya Zübeyir, sen hatırladın mı falanca gün işte böyle böyle olmuştu da Tebük seferinde siz Ceyşul Usra diyordunuz da sonra Ceyşul Osman demeye başladınız. Ben o kadar para verdim. Ben Allah rızası için o kadar. Şimdi ben böyle mi ölecektim? Hatırladım ya Osman diye bağıracak ve o da düşecek yere. Ve herkes hüngür hüngür ağlamaya başlayacak. Keza o halkayı kurmuş olan insanların da yarısı ağlamaya başlayacak. Ve onlar da gevşetecek. Onlar da gidecek. Hazreti Osman diyecek ki şimdi ben böyle mi öleceğim? Ben bunlarla savaşmayı da bilirim. Bunlarla anlaşmayı da bilirim. Ama daha ben bu saatten sonra anlaşmayacağım. Çünkü biz Uhud'dayken Uhud titrediğinde Resulullah ey Uhud sakin ol. Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit vardı. Var demişti. Peygamber belli. Sıddık belli. Şehit de Ömer şehit oldu. O da bendim ikincisi. Ben artık şehit olacağım. Artık anlaşmayacağım. Ama ben böyle susuzlukla mı ölecektim? Artık tam gevşediği sıra bir grup diyecek ki bu iş terse gidiyor. İnsanlar çok gevşedi. Osman insanları etkiledi. Arkada bir duvara çullanacaklar ve ertesi gün sabah saatlerinde o duvarı kırıp içeri girecekler ve içeride giren ilklerden biri Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'dir. Hazreti Osman yerdedir. Kur'an okur ve Muhammed Hazreti Osman'ın sırtına, ense kökünden sırtına bir tekme atar. Hazreti Osman Kur'an'la birlikte yere düşer ve sakalından tutup kafasını çevirir. Hazreti Osman, baban bugünü görmediği iyi oldu. Eğer babam bugünü görseydi kahrolurdu deyince bir rivayete göre Muhammed sen bunu hak ettin diyecek. Muhammed Emin Yıldırım'a göre
eli ayağı titreyip oradan ağlayarak çıkacak. Ama hemen bastıracaklar, biri kılıcını savuracak, bir kolunu koparınca diyor ki o can havliyle bağırarak, "Ya Rabbi şahit ol, o kol ilk defa Taha suresini yazmıştı." diyor. Resulullah'ın ilk katibidir Hazreti Osman. İlk katibidir. Kur'an'ı ilk yazan adamdır Hazreti Osman. O kol Taha suresini yazan koldu. Ve sonra böğrüne bir kılıçla Hazreti Osman şehit edilecek. Şununla bitireyim. Böyle anlatmayı sevmiyorum. Bize bu işin devlet adamlığı ve bu işler nasıl bozulmaya başladı? Şura'yla başlamamın sebebi oydu. Bütün bu hikaye gelip gelip Şura'ya dayanıyordu. Zaten o hileyle aldı. Zaten o hileyle aldı. Bu hikaye aynen Hazreti Ali'de ve Hazreti Hasan Hüseyin'de son bulacaktır. Kerbela'da. Ve ondan sonra Şia Sünni diye 1400 yılın hikayesi başlayacak. Evet. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca Müslüman daha sonra işte bu şurayla başladı. Hazreti Osman'ın yaptığı hata buydu. Belki 70 yaşında hiç bu işlere dahil olmaması gerekiyordu. Çünkü aslında herkes onun halife olmaması gerektiğini biliyordu. Çünkü halife olmaya haiz biri değildi. Yapısı buna müsait değildi. Peygamber değilsen yani çok doğal hatalar bunlar. Ama çok üst üste. Şura demesi belki de Hazreti Ömer'in hatasıydı. İşte Hazreti Ömer orada bir, evet, ama istediği adam kabul etmiyor. Abdurrahman bin Avf kabul etmiyor. Ondan sonra Hazreti Ömer kendince aslında topu Resulullah'a atıyor. Bana sorarlarsa diyeceğim ki Resulullah böyle dedi. Şunu bana sorarlarsa diyeceğim ki Resulullah böyle dedi. Bunu bana sor. Diyor ki bak, yaşasaydı Salim'i seçerdim. Niye? Çünkü Resulullah dedi ki bu Salim ümmetin güvenilirdir. Ne söylerse ben Resulullah'a. Ben topu ona atarım. Çünkü Allah bana sorarsa ben diyeceğim ki Resulullah böyle. Aslında Hazreti Ömer en iyisini yapıyor. En iyisini yapıyor. Eğer biraz düşünürseniz, benim için Hazreti Osman neyse Hazreti Ömer de odur. Ayrı mesele. Ama benim mantığıma göre Hazreti Ömer en iyisini yapıyor. Çünkü bir şura, o şuranın 3 gün içinde bitmesi gerektiğini, kimsenin içeri girmemesi gerektiğini, Resulullah'ın odasında yapılması gerektiğini, Ebu Talha'nın koruması gerektiğini ve bu işlerde ivedi ve keskin olması gerektiğini, 5 kabul eder, 1 itiraz ederse vur kafasını, dışarı çıkmasın diyor. Fitneye sebep vermesin. Bu mükemmel çözümüne rağmen ama Hazreti Ömer'in, bu 6 kişide belki bilmiyoruz. İşte bunu soralım. 6'da bile belki bir, hepsinde birer tane hata, bir insani hata vardı diyor ya. Evet. Belki onda da bir tane insani hata vardı ama Hazreti Ömer ne kadar örnek bir insan olsa da insanın doğasındaki hataları... Eyvallah, tabii ki. Ve 1400 ama ben Hazreti Ömer için tabii ki biz bir müsebbip aramıyoruz. Menfi giden şeylere bir müsebbip aramıyoruz. Nihayetinde hikmeti Rabbimdedir. Ancak ben şununla bitirmek isterim. Tabii ki Hazreti Ömer de hata yapar. Niye yapmasın? Peygamberler hata yapmış, Kur'an'da zikredilmiş. Değil ki Hazreti Ömer hata yapmasın. Ben görmüyorum. Açık söyleyeyim. Ben görmüyorum. Ben çağlara hükmedecek bir hatasını görmedim Hazreti Ömer'in. Arayıp baksam da görmüyorum. Ama Hazreti Osman'da bütün her yere Hazreti Ömer'in müthiş, mükemmel halifeler, valilerini indirip, mükemmel, öyle böyle değil yani. Hani vali vardır, kötü değildir, iyi de değildir. Öyle değil yani, kusursuz, mükemmel valileri sadece bir yıl sabretmiş Hazreti Ömer'in hatırına. Ve hepsini amcaoğlunu koymuş. Ve hepsi de Kur'an'da itham edilmiş. Hadi Muaviye'yi çıkarayım, Kur'an'da doğrudan bilmiyorum. Diğer üçü Kur'an'da bizzat itham edilmiş. Zelledilmiş, zemmedilmiş. Fasık denilmiş. Resulullah affetmemiş, öbürünü sürgüne göndermiş, bilmem ne, 3 vali ve naibi, 4 kişi. Ve hikayenin hepsi de bu dördündedir. Sen bunu yapamıyorsun. İş saltanata döndü. Niye? Hazreti Osman'la. Hazreti Ali'yle değil. Hazreti Ali bunun kurbanıdır. Ve Şii ya da Sünni tek bir tanesi Hazreti Ali'ye bir suç bulmaz. Bundan sonraki hafta konuşacağız. Ve ondan sonraki hafta Kerbela'yı ve Muhtar'ı konuşacağız. İnşallah. Tek bir tane ulema, tek bir tane araştırmacı, Hazreti Ali bu işte suçludur demez.
Sünni olsun yahut Şii olsun. Şii zaten demez. Ama Hazreti Osman'a baktığınızda bir, valilerin hepsi amcaoğlu. İki, kasayı amcaoğullarına, Ümeyye oğullarına boşaltmış. Üç, hilafet bunlarla gelecek. Ben dedim ki size yüzün onunu anlatıyorum. Daha atladıklarımız. Ebu Sufyan'la ilgili olanlar. Geliyorum geliyorum. Geçen hafta bile bile söylemiştim. Bu adamını bir türlü sevmedim diyor Hazreti Ömer. Ebu Sufyan Müslüman olduğunda bir türlü sevmedim bu adamı diyor. İşte Muaviye onun oğludur. İşte Mervan onun yeğenidir. İşte diğer saydıklarımız onun yeğenidir. Ve daha neler? Neler? Ebu Sufyan'la Muaviye'nin arasındaki diyaloglar var. Aman Allah. Aman Allah. Oğlum sabret. Geliyor. Ben ayarlıyorum. Geliyor. Sabret oğlum. Aman Allah. Sonra Amr bin As. İşte bunların hepsi. Bu hatalı kararlar. Bu bir. İkincisi kuru fetihler. Benim bugüne getireceğim en büyük soru işaretlerinden biridir bu fetih meselesi. Savaşıyorsun, savaşıyorsun. Neye savaşıyorsun? Altını Kur'an'la doldurmuyorsun. Neye savaşıyorsun? Aha işte bütün İslam dünyası ortada. Bunun müsebbibi Hazreti Osman değil. Bu fikir. Kılıçla gidilip arkasına gidilmemesi bir daha. Af buyurun. Daha önce konuştuk. Burada hepinizin karşısında Emir Hoca'ya da söyledim. Osmanlı'da çevrilmiş tek bir tane yabancı dile çevrilmiş Kur'an yok. Hani İslam fethi? Yunan'a gidiyorsun, alıyorsun. Yunanca bir tane Kur'an'ın yok. Hani İslam fethi? Zoraki etme, dayatma ama anlat Kur'an'ı bari yabancı dile çevir. Misyonerlik yap filan demiyorum. Ama Hazreti Ömer'in yaptığını niye yapmıyorsun? Hazreti Ebu Bekir'in yaptığını niye yapmıyorsun? Niye gittiğin yere Kur'an'ı da götürmüyorsun? Hoşgörüne lafım yok. Hazreti Ömer hangi birini zorla Müslüman etti? Kudüs'te gidip şeyde benden sonra yıkarlar diye kilisenin içinde namaz kılmadı. Kilise vardı. Güneş beyinleri yakıyor. Diyorlar içeride kıralım. Allah Resulü dedi ki ehli kitabın mabetlerinde namaz kılınır. Kılarım da diyor. Benden sonra burayı cami yaparlar. Güç tamamen İslam'da. Kimi zorla Müslüman yaptı? Kimin mabetlerini ben size yazdım burada geçen hafta. Bütün dinlerin mabetleri bizzat müstahdemler tarafından temizlenecek diye genelge yayınladı. Ve eğer kilisenin müstahdemi ilgilisi bunu para bulamayacaksa halifeye gelecek ya da valiye gelecek, Beytülmal'den verilecek. Kilisesini, hahamını temizle şeyini, sinagogunu temizleyecek. Bunu söylüyordu. Osmanlı niye yapmıyor bunu? Emevi niye yapmadı? Ya Emevi Müslümanın, yani Berberilerin Müslüman olmasını engelledi. Müslüman olurlarsa haraç vermeyecekler diye. Müslüman olurlarsa cizye vermeyecekler diye. Müslüman olmasını engelledi. Müslüman olursa namussuz elin Berberisi gelecek, Arap'la bir olacak diye. Bir gün konuşuruz Mısır'ın niçin savaşsız Müslüman olduğunu. İran'ın zırt diye bir savaştan mağlup oldu diye bir millet İslam'ı kabul eder mi? Bir savaşı yenildiniz diye herkes İslam olur mu? İran niye İslam oldu o gün acaba? Bir konuşuruz bunu bir gün. Mısır niye İslam oldu zırt diye konuşuruz. Keza Türkler niye Müslüman oldu zırt diye konuşuruz. Bunlar savaşsız Müslüman oldu tabii. Niye Müslüman oldular? Bir gün bunu konuşuruz. Ama bakıyorsun yok işte. Hazreti Osman'la başlayan, yani Muaviye'nin kontrolünde olan fetih politikasında altı yok işte. Ve devamında da yok. Emevi'de de yok. Abbasi'de de yok. Selçuklu'da da yok. Osmanlı'da da yok. Safevi'de de yok. Endülüs'te de yok. Yok. Endülüs'ü gaza geldim. Onlarda var. Yok. Gerçekten yok. Şimdi nerede bu fetih, İslam fetihleri? Nerede İslam fetihleri? Osmanlı'yı çok seviyorlar. İşte. Amacım Osmanlı'yı tartışmak değil. Onu tartışacağız. Yok, ama hayır ben demiyorum. Öyle bir şey demem. Osmanlı bu tarafıyla meşhurdur. Ama niye sen hadisleri tercüme etmiyorsun? Niye Kur'an'ları tercüme etmiyorsun? Aha bunu en iyi bilecek adam aramızda işte kütüphanede. Emir Hoca. Gidin bakın abi var mı? Farsça, Arapça başka bir dil yok. İtalyanca Kur'an'ı bulamadık biz. Hala yani. Ya ben diyorum ki hiçbiri yok. Zaten bu benim iddiam değil ki. Bu Abdülaziz Bayındır'la Mustafa İslamoğlu'nun iddiası. Yoksa böyle bangır bangır bağırmazdım bir yerden çıkar diye. Peki nerede İslam fetihleri? Yani Müslüman'ın bir yeri fethetmesi de güzel ayrı mesele. Ama İslam fethi tırnak içinde o ünlemli bir ifadedir o. İslam fethi Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in yaptığı fetihlerdir. Özür dilerim. Af buyurun. Haddimi aşmayayım ama dahası yok. Hazreti Osman'da da. Evet bu.
Bu ikincisidir Hazreti Osman'ın, valilerden sonra. Bu ikincisidir, altını desteklemedi. Üçüncüsü, insanları işte eğitmedi. Yani insanları, artık Kur'an'la kastetmiyorum, ilmi olarak da eğitmedi. İşte o yüzden dedikodular, söylentiler yürüdü, bir bin oldu. Hani hep anlatıyoruz ya, İbn-i Mesud'la rivayete göre Hazreti Osman ya da Hazreti Ömer arasında geçen. Halifedir, bir içtihat koyuyor, İbn-i Mesud diyor yok. Bu böyle değil. Tartışıyorlar, daha sonra diyorlar ki sen ne yapacaksın ya İbn-i Mesud? Valla yanlış söylüyor, ben öyle düşünmüyorum diyor. Peki sen neye uyacaksın? Ben diyor ona uyacağım, halifeye. Niye? Çünkü fitne en kötüsü. Bu aklı mümeyyiz olan bir adam. İlmi bunu bu noktaya getiriyor. İlmi o akla sahip oldurtuyor. Peki cahil adama bunu söyler misin? Cahil adama diyorsun, hoca efendi şöyle dedi. E o zaten sünnetsiz diyor. O zaten Müslüman değil, o İngiliz ajanıymış diyor. E falanca hoca efendi, o zaten diyor gavur. E falanca hoca efendi, iyi de o da diyor Şia. Yani aklı o tartışmaya girmeye yetmiyor ki. Gireceğine sünnetsiz desin, bu adam Hristiyan desin, bitsin. En güzeli değil mi? İşte Hazreti Osman'a Medine'deki sahabeler anlayışla karşılıyordu. Ha diyordu, bu yapılabilir. Dışarıdakiler, insanlar ya kendini Resulullah'la bir tutmuş, kütüğün tepesine çıkmış diyor. Resulullah'ın içtihatını değişti. İşte bu üçü abi. Kur'an'ı götürmüyorsunuz, ilmi götürmüyorsunuz. Bunun olmadığı yerde de dedikodu oluyor, başka bir şey olmuyor. Şu an içinde bulunduğumuz cehalet budur. Biz ilim konuşuyoruz diye dedikodu yapıyoruz. Biz derken aklımıza gelen hoca efendileri kastediyorum ha. İlim yapıyoruz diye dedikodu yapıyoruz. Bunları toparlamayın. Lillahi Teala el-Fatiha.